Herkese merhaba. Sonsuz Sadakat programının 19. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum 19 Gençlik Grubu. Bugün benim için özel bir gün. Bugün ailemi, arkadaşlarımı, kardeşlerimi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Dinek Olay Time 24 senelik bir maziden, bir emekten bahsediyoruz burada. İçine her türlü duygunun sığdığı, tarifsiz sevinçlerin, tarifsiz acıların, üzüntülerin yaşandığı bir 24 sene aslında. Ancak hiçbir saniyesi pişmanlık içinde yaşanmadı. Bundan 24 sene öncesine de döndüğümüzde aynı yolculuğa başlayabilecek heyecandayız aslında. Aslında neler yaşanmadı ki bu 24 sene içerisinde? Muhtemelen Fenerbahçe dışında hiçbir olgunun bizi götüremeyeceği köylerde, kasabalarda, şehirlerde ve ülkelerde bulunduk. Birçok deplasmana gittik. Bazen bozuk otobüsler, bazen trenler, bazen uçaklar bu aileye ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe'nin bir araya getirdiği bu topluluk gerçek anlamda bir aileye dönüştü. Maçtan maça görüşen bir yapıdan çıkıp birbirinin evinde kalan, aynı iş yerinde çalışan, aynı acıyı, aynı sevinçleri yaşayan birer aile olduk. Düğünlerimiz oldu, birlikte sevindik. Cenazelerimiz oldu, birlikte ağladık. Hastane kapısında da, adliye kapısında da bu ekip yan yana omuz omuzaydı ve birbirini bırakmadı. İyi günler de oldu, kötü günler de oldu ama bu ailenin 24 senedir bu kadar güçlü, bu kadar önemli kalması her şartta yan yana olmasından geçiyor aslında. Devasa mazisiyle Türkiye tribünlerinin benim nazarımda en güçlü yapılanması olan Fenerbahçe tribünün içerisinde 24 sene boyunca korunan özel konumundan da bahsetmemiz olmaz. Rahmetli Sefa abinin izinde, onun yolunda hem bağımsızlığımızı hem de sadakatimizi koruyarak bugünlere geldik. Fenerbahçe tribünündeki en önemli dinamiklerden, en kritik noktaları başarmanın getirdiği gururu sanırım buradaki her arkadaşım, kardeşim benimle paylaşıyordur. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ya benim için gerçekten böyle heyecanlı, zaten konuşmadan da anlaşılmıştır. Değişik bir yayın olacak. Klasik her programın başında olduğu gibi abi biraz öyle sizi tribün kimliğiniz dışında tanımayanlar için bir tanıyalım istiyorum. Cenk senden başlayalım. Evet. Ben başlangıçtaki sözlerin için çok teşekkür ederim. O kadar güzel özetlemişsin ki yaptıklarımız ve anılarımız gözümün önünden geçti. Hakikaten çok özel bir 24 sene geçirdik. O yüzden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 41 yaşındayım. İlaç sektöründe çalışıyorum. 6 yaşında bir kızım var. 96'dan beri de Fenerbahçe'nin olabildiğince maçlarına gitmeye çalışıyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Aydın. Ben de evet. Çok güzel, etkili bir konuşma hazırlamışsın. Ağzına sağlık. Evet, 1900'lü gençlik kimi zaman bir cenaze, kimi zaman bir düğün, kimi zaman da yarım ekmeği paylaşmak. Yani bugünlere kadar da geldik. Çok güzeldi. Kendimden bahsedecek olursam Aydın Polatlı ben. Bir dış ticaret firmasında gümrük müşavirliği yapıyorum. Kendimizi bildiğimizden beri de maçlara gidiyoruz ve maçlara zaten beraber gidiyoruz. Peki. İhsan İlke Bayraktar ben. İnşaat malzemeleri satış yapıyorum. İkiz bebeklerim var, evliyim. Bu kadar. Peki. Bugün biraz böyle formatın dışında bir başlangıç yapacağım. Normalde böyle yine oraya geleceğiz ama tribün ne zaman başladınız, nasıl oldu ve işte bizim grubun kuruluş hikayesiyle devam edeceğiz ama en başta şu anda programın çekim günü bugün günlerden Perşembe. Muhtemelen pazar günü yayınlamayı düşünüyoruz. Montajda vesaire bir aksilik olmazsa. Salı günü de biliyorsunuz bir kongre var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihindeki en önemli günlerden, en önemli kongrelerden biri. Aslında bir seçim, bir başkanlık seçimi değil ama tarihin bence en önemli kararlarının alacağı, görüşüleceği bir kongre olacak. Bugün burayı bir kongre gibi düşünsek, kongre ortamı gibi düşünsek, fikriniz mevcut gündemde ne olurdu? Cenk senden başlayalım abi. Ya mevcut gündem arkadaşlarımızla hemfikir olduğumuz gibi genelde hani bu düzenin içinde olmamak, piyano olmamak şeklinde. Tabii farklı görüşler de var. Yani bu da gayet doğal. Çünkü en başta futbolcuların bir emeği var. Bir tribünde bizim yaptıklarımız var vesaire. Ama sırf bu sezonun özelliği değil. Büyük resme baktığımızda aslında insanların büyük bir tepkisi var. Bu işlerin düzeleceğine dair bir inancı yok. O yüzden böyle büyük bir karar alma arefesinde kulüp. Ha, o gün salı günü açıkçası konu nereye bağlanır bilmiyorum ama kişisel görüşümü soracak olursan hani ben bu düzenin içinde olmamak taraftarıyım. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Hep beraber Fenerbahçe'nin büyüklüğünü göstereceğiz. Büyük bir gövde gösterisi olacak. Ondan sonra da camianın alacağı kararın tabii ki arkasındayız.
Peki. Yani biz şeyi de konuşalım çok kısa böyle bu formatta. Hani biz böyle grup olarak kitlesel bir net bir hareket yapmayacağız sonuçta. Herkesin bir fikri var. Zaten hani Fenerbahçe tribünü orada ortak bir reaksiyon gösterecektir diye tahmin ediyorum ama hani konuşulan 3-4 tane senaryo var ya işte ne bileyim bir alt lige düşmek, amatörden başlamak, yurt dışında bir takım almak, devam etmek veya futbol faaliyetlerini durdurmak tarzı 3-4 tane senaryo konuşuluyor. Sana en yakın, sana en mantıklı olan hangisi? Ya şimdi tabii bana kalsa hani tamamen hani futbol faaliyetlerinin aslında bir süre askıya alınması. Çünkü bir alt lige düşünce de insanlar haklı olarak diyor ki sene birinci lige çıktığımızda tekrar süper lige çıktığımızda ne değişecek vesaire. Şeyi de kapsam dışı bırakıyorum. Başka ülkede bir takım almak vesaire. Hani zaten Fenerbahçe bu topraklarda kurulmuş. Bu topraklarda hizmet vermek için, sporu geliştirmek için amacıyla kurulmuş bir. O yüzden bizim kuruluş amacımız da zaten ters bir şey. O yüzden hani amaca hasıl olması bakımından bence verilebilecek en sert tepki neyse onun verilmesi lazım. Öbür türlüsünün hani geçici bir çözüm olacağı hani aşikar. Hani seneye ne değişecek? Düzenli anlamında hiçbir şey değişeceğini ben düşünmüyorum. O yüzden kendi fikrim eğer seçenekler arasında bu olursa en radikal tepki neyse seçenekler arasında henüz kulüp açıklamadı ama onu seçmek yönünde olacaktır. Evet Aydın sen ne düşünüyorsun? Ben de kendi arkadaş grubumuzla bile konuştuğumuzda tek bir doğru olmadığını görüyoruz. Herkesin farklı fikirleri var. Tabii Fenerbahçe kongresi, camiası büyük bir aile. Orada da çok farklı fikirler olacak. Benim kendi şahsi fikrimi soruyor olursan bence Fenerbahçe yönetimine ve Fenerbahçe başkanına gereken yetkiyi vermemiz gerekiyor kongre olarak. Biz gereken yetkiyi verdikten sonra zaten onlar ailenin reisi olarak bence en doğru kararı alacaklarına inanıyorum ben. İnşallah camiamız için de takımımız için de hayırlı olur. Çünkü Fenerbahçe futbol takımının bu sene inanılmaz bir performansı var. İnanılmaz bir mücadelesi var. Trabzon'da olanları gördünüz. Ona rağmen oradan galibiyet çıkardık. Yani emeklerin de boşuna gitmemesi lazım. İnsanlar orada ter döktü, kan döktü, acı çekti. İnşallah yani mutlu olacağımız bir senaryoda en doğru kararı yönetimimiz verir. Ama tabii bu mevcut düzeninde artık devam edilmez bir hal aldığı yerde tek bir doğru yok. Biz bile gün içerisinde kararımızı değiştirebiliyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. İnşallah. İlke? Ferhat ben bu mevcut düzen içinde olmama düşüncesinin tek bir dinamiği olmadığını düşünüyorum. Sebebi şu. Şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz yani özellikle 2011'den sonrasına baktığınızda bizim arkamızda hiçbir zaman bir bütünleyici bir böyle bir devlet gücü olmadı. Biz devlet eliyle şampiyon yapılmadık. Bizim arkamızda bu camianın arkasında hiçbir zaman böyle bir derin bir mafya gücü olmadı. Bizim teknik direktörümüz yurt dışına kaçacak dolandırıcılık hikayelerine girmedi. Bir şekilde yurt dışına kaçırılmadı. Bizim elimizde hiçbir zaman böyle bir himmet desteği olmadı. Biz hep halkın gücüyle, halkın eliyle yani Fenerbahçe halkın takımıdır dediğimiz zaten tam olarak da buradan geliyor. Baktığımız zaman bugün gelinen noktada işte son Trabzon deplasmanından sonra bu alevler fişeklendi. Ama o güne kadar bile ondan öncesinde bile daha doğrusu bizim takım otobüsümüz kurşunlandı. Failleri piyasaya çıkmadı. Yani bugün sokakta bir yan kesici bir ara sokakta X birini gasp etse yani anında bulan emniyet ya da işte bu işin kolluk kuvvetleri neyse. Sonuçta koskoca bir takımın otobüsü kurşunlandığında bunu bulamadılar. Ya da belki de üstüne düşmek istemediler. Yani biz bu işin dinamikleri içinde hep her zaman dışarıda kalan taraf olduk. Yani bugün eğer, salı günü eğer kongrede oraya katılacak işte kongre üyelerimiz yönetime yetkiyi verirlerse ve ben şeye kesinlikle inanıyorum. Yani başkan kesinlikle gereğini yapacaktır. Ve bizim de bu saatten sonra yani görüşümüz ne olursa olsun. Evet başkana zamanında kızdığımız, bizim de eleştirdiğimiz zamanlar çok oldu. Ama görüşümüz ya da fikrimiz ne olursa olsun bu saatten sonra camianın bütün bir şekilde yani topyekün başkanın arkasında durması gerektiğini düşünüyorum. Ben sizin bütün düşüncelerinize harmanlayarak benzer fikirlerdeyim. Sadece hani ben şeyde işte bu senaryolar içerisinde amatörden başlama ve Avrupa'da birlikte devam etme kısmına kesinlikle katılmıyorum. Yani Cenk'in dediği gibi Fenerbahçe bu topraklarda kuruldu. İşte daha yeni işte bizim Burak Erdeniz'in WhatsApp grubunda yazdığı şey beni çok etkilemişti. Yani Zafer Rengi filmini daha yeni vizyonda hepimiz izledik. Oradaki kuruluş hikayesi, mücadele ortadayken hani gidin bizim başka bir toprakta bu mücadeleyi vermemiz bana çok tüzüğümüzde, kuruluşumuzda, hikayemizde, ruhumuzla
çok bağdaştıramıyorum. Keza amatörden başlayıp bir 10 sene kaybetmeyi de ben çok mantıklı bulmuyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu düzene karşı bir hamle yapıp biz bu oyunda yokuz deyip gücümüzü göstermek adına da mutlaka bir hamle yapmamız lazım. Burada bana en mantıklı gelen şeylerden biri işte futbol faaliyetlerini sonlandırmak olabilir veya bir alt ligden başlamak olabilir. Ama tabii işte orada hep soru işaretleri aynı. Hani çıksak bu düzen ne kadar değişecek? TFF aynı TFF. İşte büyük ekşi gider, küçük ekşi gelir. Devlet ne kadar değişir o anlamda bakış açısı tartışılır gibi. Ben buradan Mert'in de fikrini almak isterim. Bu süreçte kongre üyesi olarak. Vallahi ben de size katılıyorum. 2 Nisan'da kongrede olacağız. Zamanında ben başkana yanlışlarını yanlış dedik, istifa dedik. Hiç sıkıntı yok o konuda. Yarın yine deriz ama bugün süreç bunu gerektiriyor. Her zaman yani hiç kimse bize destek olmadı. Hani hükümet mi hükümet, muhalefet mi muhalefet, kimse yani bize destek olmadı. Destek de zaten beklemiyoruz. Amatöre de düşeriz. Şey de yaparız, her zaman alınan kararın arkasındayız yani. Kongrede gereken katılım sağlanacaktır, kesin inanıyorum yani. Ve de hepimiz el kaldıracağız. Gereği de yönetim kurulu ve başkanımız yapar yani. Teşekkür ederim. O zaman bu vesileyle şöyle kapatalım bu kısmı. Hani biz zaten grup olarak o gün orada olacağız. Bu program vesilesiyle de bütün camiayı, bütün Fenerbahçe'yi, bütün kongrelerini 2 Nisan'da Ista'da bekleyelim. Orada Cenk'in dediği gibi farklı fikirler olabilir. Birçok senaryoda birçok fikir üretilebilir. Orada hangi fikri savunursa savunsun kimsenin işte tabiri caizse hain ilan edilmediği bir ortamda gerekirse yönetim kuruluna başkanı desteği, yetkiyi vererek süreci ilerletmemiz gerekir diyelim. Ve programın asıl formatına dönüyorum arkadaşlar. Gündeme dair fikirlerimizi belirttik. Programın formatına hızlıca devam etmek istiyorum. En başta da şunu altını çizmek isterim. Bazı soruları hepimiz cevaplayacağız. Özellikle üçünüz cevaplayacaksınız. Bazılarını da böyle spesifik birinize soracağım. Hem böyle süreyi iyi yönetmek adına. Çünkü oldukça soru var. Uzun süredir de böyle farklı programlardan, farklı konukların yayınlarının altına da işte gençliğin ne zaman konuk olacağı falan soruluyordu. Yoğun da bir ilgi var soru anlamında. Çok teşekkür ederim bu anlamda herkese. Evet, 1907 gençliğin kuruluş hikayesiyle devam edelim. Cenk, 19 Mayıs 2000. Yer Fenerbahçe. Mekan Kafe Marina. 17-18 yaşlarında bir genç grup o gün masada oturdu ve bir karar aldı. Anlatsana abi o günü bize biraz. Ya tabii onun öncesi var. Yani bir iki sene öncesinden zaten hani internet üzerinden tanışan bir arkadaş evet. grubuyuz biz. İşte bir kısmı Fenerbahçe Lisesi'yle bir kısmı Bağdat Caddesi'nde olan hani farklı semtlerden ama genelde Anadolu yakasında oturan evet. bir arkadaş grubuyduk. O arkadaş grubu beraber zaten maçlara gitmeye başlamıştı grup kurulmadan önce. Sonra hani bunu bu grup olmaya düşüncesiyle dediğin tarihte Fenerbahçe Marina'da buluşuldu. Tabii onun hani bizim açımızdan tarihi bir gün olduğunu o an çok da farkında evet. değildik. Yani o yolculuğun 24 sene süreceğini. Ne oldu? Kendi aramızda tabii belirli çerçeveyi belirledik. İsim üzerinden bir şeyler konuştuk vesaire. O zaman tabii şey vardı hani gençlik soyadlı Türkiye soyadlı demeyeyim de hani isimli bir sürü grup vardı. Yani biz de hani alternatifler arasından hani başına 1950 koyup hani o şekilde evet. Bir şey yapalım 38 dedik. 38 gençlik vardı o zaman. Aynen her sefer gençlik vesaire falan. Hani tabii tarih de çok değerli bir tarih 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Onun da açıkçası etkisi oldu yani gençlik ismini almamızda. Hani 19 Mayıs olması Gençlik ve Spor Bayramı. Bu tarihle özdeşmesi açısından da bir tercih sebebi oldu. Sonra zaten gerisi geldi açıkçası. Aydın, ekleyeceğim bir şey evet, var. IRC'de internet üzerinden haberleşen bir grup fanatik heyecanlı gençlerin sonra beraber maçlara gitmeyle başlayan bir serüven. İlk başta tribüncü kimliğimiz olmadan içgüdüsel olarak fanatik insanlar beraber maça gitmeye başladık. IRC'deki nickin neydi senin? Holigan. Holigan FB. Türkiye'yi ilk ultras kültürüne getiren de Cenk'ti o zaman. Öyle İki ultras da o zaman. Öyle işte bir gün 19 Mayıs'ta daha öncesinde zaten Abdi Pekçi'ye basket maçlarına falan gidiyorduk hep beraber. Forever ondan... Together pankartımız vardı. Evet. Fenerbahçe Liseli işte Cenk'ten o zaman bir Fenerbahçe Liseli fanatikler ekibi vardı. Siz o zaman Undernet'teydiniz, biz Dalnet'teydik. İki tane ayrı server vardı. Sonra 19 Mayıs tabii hepimiz öğrenci insanlar olduğumuz için 19 Mayıs herkesin bir şeyiydi, izin günüydü. Fenerbahçe Marina'da toplandık. Artık grup olarak hareket edelim dedik. Sonra bu heyecanlı serüven başladı. Sirkeci'ye gidip büyük maç tavullarını aldık. Evet. Sarı polarlarımız, tişörtlerimiz falan. Sonra maçta bir araya gelmeye başlayınca
tabii Fenerbahçe tribününün çok alışık olmadığı şeydi bu. Bizden daha eski grup olarak Kilfori vardı o zaman grup halinde hareket eden. Evet. Daha sonra da biziz diyebiliyorum. Çünkü bizim malzememiz... Sanırım 99'da CK kuruldu. Evet mesela genç Fenerbahçeliler kuruluşunda da mesela hepimizin rolü var. Genç Fenerbahçelilerden isim olarak daha eskiyiz. Evet. Ama hatta şöyle bir şey var, onu da anlatmak istiyorum. O zamanlar tabii Beşiktaş'ın bir markası vardı çarşı. Galatasaray'ın Ultra Aslan markası vardı. Fenerbahçe tribününün bir markası yoktu. Sefa'nın tribünü ya da maraton tribünü olarak biliniyordu. Sefa abi bir karar aldı. Dedi ki genç Fenerbahçeliler olarak biz genç Fenerbahçeliler olarak demedik. Başta tabii bir tribüne bir isim bulalım. Artık bize diğerleri gibi bir grup ismiyle devam edelim falan dedi. Hatta o dönemde Sefa abinin Bağdat Caddesi'ndeki evi vardı. Ona gitmiştik böyle. Bizim tabii o zaman bir fikir beyan etme hakkımız yok. Daha o zamanlar toy tribüncüleriz. Ama Sefa abinin yanında böyle GFB'ye isim düşünülüyorken Sefa abiyle şöyle bir anımız vardı. Kendisi şey demişti. Ya 1907 gençlik mi olsa acaba falan filan dedi. Ben de ya abi sen bilmiyorum ama daha etkili bir isim olabilir falan demiştim evet, ben o zaman. Sana ne lan dedi, sana mı soracağım dedi. öyle tabii daha sonra başka bir isme karar verdi. Genç Fenerbahçeliler olarak devam edildi. Tabii biz de bir alt grup olarak faaliyetlerimize devam ettik. Zaten genç Fenerbahçeliler 1900'ü gençlik aynı şeydi. Değişen bir şey yoktu. İlke ekleyeceğim bir şey var mı özellikle Fenerbahçe'yle? Ya Kalamış Marina'daki toplantıdan buluşmadan önce biz seninle hatırlarsan belki yani önceden konuşmadık bunu seninle. Caddede şey vinçlerin üstünde bayrak şampiyonluk kutlamasında bayrak asıyorduk caddeye. Yani tabii hepimizin o tribünü kovaladığı dönemler, yani işte o tribünü kovalamaya başladığı, işte Aydın az önce söyledi, ondan öncesi de var tabii dediği dönemler hep aynı dönemlere denk geliyor. Sonra işte yanlış hatırlamıyorsam ondan sonraki ikinci toplantıda Haydarpaşa Lisesi'nde yapmıştık değil mi Aydın? Koşu yolunda. Koşu yolunda Haydarpaşa Lisesi'nde yapmıştık. Ondan sonra o ikinci toplantıdan sonra biraz daha daha birlikte hareket etmeye başladığımız zaman ikinci toplantıdan sonrası diye hatırlıyorum ben. Peki. Cenk, kuruluştan itibaren bizim böyle bulunduğumuz tribün sıralamasını biraz anlatsana bilmeyenler için. Tabii biz ilk başta şu an Migros tribün olarak geçen kale arkasındaydık. Hatta şey stadın ilk yapılan, yenilenen tribün orasıydı. Oranın böyle maraton tarafına yakın olan kısmında konuşlandık. Tabii çok hevesledik, tek tip kıyafet yaptırdık üzerimize, davullar aldık vesaire falan filan. Sonra yılı sezonun ikinci yarısıyla beraber bir maçta sanırım bizim maratona geçme konusunda bir isteğimiz vardı. Rahmet Sefa abi de sağ olsun yardımcı olmuştu. O günle beraber maratona geçişimiz oldu. Yani biz seneye Migros'la başladık. Maratonda devam ettik. Sonraki sene öbür kale arkası yapıldı. Şu an okul açık ismiyle geçen. Onun deplasman tribününe yakın olan tarafta konuşalım. Çünkü o zamanlar şu andan tabii daha genciz. Deplasman tribününe yakın alalım, aksiyon olsun vesaire falan. Sonra dediğim gibi stadın tamamlanmasıyla beraber daha sonra okul açık, pardon Migros tarafında alt tribünde konuşlandık. O zamanlar tabii Avrupa'da kale arkaları kurva mantalitesi vesaire bütün ultras gruplar kale arkasında konuşlandığı için GFB üst tarafta, biz alt tarafta, alt tarafta lise, GFB ve diğer alt gruplarla beraber çok güzel bir hava yakalamıştık. İşte pankartlar, bayraklar vesaire. O zaman kale arkasını komple pankartlarla kaplıyorduk. Hatta bazen kavga ediyorduk, insanlar göremiyoruz vesaire falan. Ama bizim için o ambiyansı, o ortamı yaratmak açıkçası çok önemli ve değerliydi. Sonra tabii maraton E-Blo'a geçiş süreci oldu. Ondan sonra maraton köşeye geçiş oldu. Bu bahsettiğim bütün tribün olarak aslında geçildi. Sonra tabii okul açığa geçildi. Orada maratondan, AB'den, köşeden oraya beraber tüm tribün gruplarıyla geçiş oldu vesaire. Açıkçası kısa olarak kronolojiyi böyle anlatabilirim. Eyvallah. Şimdi 3 soru var yine sosyal medyadan gelen. 3 sorunun da aslında temelinde, mantığında yatan aynı olduğu için ilk önce soruları hızlıca okuyup sonra bu konu üzerindeki fikirlerinizi alacağım. Ünal kardeş demiş ki 1900'lü gençlik grubunun birlik ve beraberliği çoğu kesim tarafından takdir ediliyor. Bu birlik ve beraberliği nasıl sağlıyorsunuz? Yine Erdi Çetinkaya özellikle bu ailenin bir ferdi olmak çok güzel. Sorum şu, 2000'li yılların başından beri pek çok grup kurulup kapanmış veya dağılmışken 1907 gençlik hangi sistem, hangi düzen ile bunu devam ettiriyor ve bu şekilde kalmayı başarıyor?
Kütahya'dan sevgiler demiş. Erdi de selam olsun. Hüseyin Can da demiş ki 1900 Gençlik Grubu bu zamana kadar hemen hemen her tribüncüyüm diyenin imrenerek baktığı bir grup olarak görünüyor. Bu duruşları neye borçlular? Bir de kuruluş 20 yılı geçkin olan bu grubun yıllardır çizgisini bozmamasının ve üye sayısının fazla olmamasının sebebi nedir? Aslında dediğim gibi 3 sorunun da belli başlı örtüştüğü yerler olduğu için hepsini birleştirmek istedim. İlke senden başlayalım. Abi cevap vermeden... Şöyle, zaten o birlik beraberlik dediğimiz işte yıllardır sürekli işte bu çizgide bir çizgide devam edebilmemiz özellikle bunların hepsi aslında üçüncü sorudaydı zannedersem içinde var. Bizim öyle bir kalabalıklaşalım, büyüyelim, işte tribünde aktif rol alalım, ön planda olalım gibi bir gayretimiz ve niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Yani bizim kuruluş amacımızda da biz en başta ilk işte o kalmış Türkiye toplantıdan bugüne kadar hiçbir buluşmamızda ya işte önümüzdeki sene nasıl büyürüz, nasıl işte daha etkili, tabii tribün anlamında işte nasıl daha etkili oluruz, işte tribüne nasıl katkı sağlarız gibi şeyler her zaman konuşuyoruz ama yani kabalıklaşmayla alakalı ya da işte ön planda olmayla alakalı hiç böyle bir niyetimiz olmadı. Bence asıl doğru cevap bu gibi düşünüyorum. Tamam, Aydın. Birliği beraberliği nasıl sağlıyoruz? Zaten aynı kafadan insanların bir araya gelerek oluşturduğu ve bazı ailevi öğelerin arkadaş ortamında yaşanabileceği bir şekilde biz maçları takip ediyoruz. Aslında biz tabii ki herkesin bir Fenerbahçeli ve tribüncü kimliği olmakla beraber biz bu işleri artık son zamanlarda nasıl keyfe çeviririz'e döndük. Hem takıma destek olup hem daha iyi bir yerde bulunmak. Maçtan önce beraber kaliteli zaman geçirmek. Çünkü hepimiz Fenerbahçeli insanlarız. Ve kombinelerimiz de var. Daha önce arkadaşlarımızla zaman geçirip, beraber maç izleyip, bir şeyler, bir iki lokma bir şey yiyip, bir şeyler içip maça gitmek. Hani bu işin hazzını, keyfini aldığımızı düşünüyorum. Ve hep aynı kafadan insanların da bir araya gelip oluşturduğu bir grup olduğu için bu birlik beraberlik devam ediyor. Zaten seninle aynı düşünmeyen insanın seninle beraber çok zaman geçirme potansiyeli olmuyor. Cenk sen ne dersin? Ya Aydın dediği gibi biz mantalite olarak benzer insanlardan oluşuyor grubumuz. Bu hani tribüne bakış açımız, tribündeki eylemlerimiz, yaptıklarımız işte vesaire bunun içine her şeyi koyabiliriz. Bu kadar uzun birlikteliğinin getirisi ve sebebi açıkçası birbiriyle çok iyi anlaşabilen, maç haricinde de beraber vakit geçiren vesaire insanlardan oluştuğumuz için böyle. Yani biz de zaten... bir başkanlık, reislik vesaire falan gibi kavramlar da yok. Biz yaş olarak da zaten hep beraber birbirimize yakın insanlarız. Birbirimize bizi bağlayan şeyler açıkçası bunlar oldu. Ben de küçük ekleme yapayım. Yani hepinize katılmakla beraber Cenk'in son dediğinden yolu çıkarak yani biz de dediği gibi başkanlık, reislik gibi bir sistem hiçbir zaman olmadı. Grupta yani bizden daha yaşça küçük kardeşlerimize olabildiğince abilik yaptık. Birimiz birimizden hiçbir zaman öne doğru sivrilme eğiliminde de olmadı. Ne bileyim en basitinden hiçbir zaman böyle sete çıkalım, tribünü yönlendirelim tarzında bizden birinin böyle sabit sete çıktığı bir dünyada olmadı 24 herkesin sene boyunca. Herkesin söz sahibi olduğu, aynen öyle. Mesela tribünde de politik ayrışımların olduğu dönemde bile insanlar bu dönemde birbiriyle kavga edebiliyor. Ama herkes bir şekilde saygılı bir şekilde ortak paydada buluşabiliyor. En önemlisi de bu zaten. Hepimizin zaten ortak paydası Fenerbahçe ve Fenerbahçe tribünü. Yani egomuz yoktu. Hala yok. O yüzden dimdik durduk. Hani en başta benim giriş konuşmamda da biraz değindiğim işte birbirimizin en kötü gününde, en iyi gününde hep yan yana olduk. Bundan gocunmadık. Bunu severek, isteyerek, samimi şekilde yaptık. Aile olmak. Aynen öyle. O yüzden zaten de aile olduk diyebiliriz aslında. Buradan bir şey eklemek isteyen var mı arkadaşlar? Doğal hiyerarşinin olduğunu düşünüyorum grupta. Yani normalde hiyerarşi olarak hani bazı yerlerde hiyerarşi zorunlu olarak olan bir şey gibi gözükür. Ama bizim grubumuzda doğal hiyerarşi olduğunu düşünüyorum. Abiler kardeşlerine, kardeşler de abilerine hem saygı hem sevgi beslediği için uzun süredir de grubun devam ettiğini söyleyebilirim. Çünkü hiç kimseye biz hani grubun küçüğüydük. 16-17 yaşında girdik bu gruba. Şimdi geldik 33-34 yaşına. Ama hiçbir büyüğümüzden saygı konusunda, sevgi konusunda bir eksiklik görmedik. Biz de aynı şekilde davrandık. Bizden sonra gelen kardeşlerimiz oldu gruba. Biz de onlara aynı şekilde davranmaya çalıştık. Hiyerarşinin olması gerektiğini düşünüyorum tribünde. Ama bizdeki doğal hiyerarşi olduğu için de dostlukların uzun vadeli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başka var mı arkadaşlar?
Yok, devam edeceğim. Yine Erdi Çetinkaya sormuş. Geçmişten bugüne en çok hangi maçı, hangi maçta yapılan tribünü unutamıyorlar demiş. Cenk, senden başlayalım. Vallahi 1-0'lık Johnson'ın gol attığı Samiyen'deki maç bizim için çok özeldi. Çünkü o sene biliyorsunuz Galatasaray çok başarılı. Biz başarısızdık. Hatta şey diyorlardı hani pota koyacağız da hani basket maçına çevireceğiz vesaire falan gibi böyle bir kendilerince eğlenmeye çalışmışlardı. Maçın başında biliyorsun çok büyük bir bayrak açılmıştı. Zaten ilk golü orada attık. Zaman ilerledikçe onlar gol atamadıkça biz çok iyi tribün yaptıkça onların gardı düştü. Finali de Johnson yaptı. Hatta bu maçın bestesi vardı. Fenerbahçe sen çok yaşa canım feda olsun sana. Benim için en iyi tribün yapılan maç odur. Her anlamda yeri ayrıdır. Aydın. Cenk benden rol çaldı. Ben aynı şeyi cevabı ben verecektim ama benim için de Johnson'ın maçı çok önemli. Ama ben de başka maçtan bahsedeyim o zaman. 3-0'dan 4-3'lük Kadıköy'deki maç bence Fenerbahçe tribünün milatlarından bir tanesidir. Çok iyi hatırlıyorum. O maçta ilk yarı protesto yapmıştık Fenerbahçe tribünleri olarak ve ikinci yarı maratona buraya gelin söz verin diye çağırmıştık. Evet, ikinci yarıda takımı çağırmıştık. O maçın döndüğü Rapa için attığı golden sonra tribündeki ağlayan insanların hala gözümün önünde. O maç benim için unutulmaz. Çok güzel bir maçtı. İlke? 2003 Trabzon Van Oylong'un gol attığı maç. Hem tribün anlamında hem de yani biz aslında 45. dakikada tabii tribüne ellerinde tüfeklerle askerler gelince çıkarılmak zorunda kalmıştık ama biz o gün tribünü Cenk'le ikimiz en son terk edenlerdik. Pankartları söküyorduk. Hem gol anlamında maçta 1-0 bitmişti, yenmiştik. Yani hem işte galibiyet anlamında hem tribün anlamında hem de orada sonra dışarıda işte yaşadıklarımız anlamında benim de unutamadığım en bir, yani bir numaradaki maç o diyebilirim. Peki, 3 Mart 2001 yanılmıyorsam tarihte bir Yozgat deplasmanı var. Evet. Yine unutulmayacak deplasmanlardan biri. Doğu Ekspresi ile 16 saat veya 18 saat biletsiz gidilen bir deplasman. Sen gitmiştin Aydın. Ben gittim. Ama ben senden önce yine o deplasmanın baş kahramanlarından birine bir telefon bağlantısı yapacağım izninizle. Berkan sesimiz geliyor mu? Geliyor gayet de. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Biz de iyi, sağ olasın. Sana anlattığım gibi şu anda yayındayız. Programı çekiyoruz. Seni aramadan önce de Yozgat deplasmanına 2001'deki ufak bir giriş yaptık. Hem böyle senin bir hatırını soralım. Hem de o Yozgat'ı bir de senden dinleyelim istedik. Teşekkür ederim. Öncelikle bütün stüdyodaki kardeşlerimi gözlerinden öperim. Aynı zamanda Fenerbahçe tribündeki dostlarımıza da buradan selamlarımı ileteyim. Yozgat maçı bizim grubun geçmişindeki en eğlenceli, bana göre deplasmanlardan biridir. Umarım ki katılan vardır bu fikrime. Çok daha ufaktık o zaman. Hepimizin yaşları 16, 17, 18. Ve böyle bir çılgınlık yapmaya karar verdik. O zaman otobüse başvurmak istedik ama Esef abi muhakkak müsaade etmedi. Ne yapalım derken Güneydoğu Anadolu Ekspresi fikri ortaya atıldı trene. Ben dedik trenle gidilir mi Yozgat'a? Meğerse gidiliyormuş. Sonra neyse buna karar verdik bu yolculuğa çıkmaya. Ve trene atladık. Maalesef Kartal'da tren bozuldu. İlk fikri orada verdik. İki kişi inmek durumunda kaldı. Biri ilke galiba. Zaten gelmiyordu. Şöyle bir şey vardı beyler. Yani bu normal günümüzün modern trenleriyle sakın karşılaştırmak gibi bir hataya düşmeyin. Bindiğimiz tren bayağı eski olmakla beraber biletlerin yaklaşık %30-%40 kapasite fazlası satılmış. İnsanlar ayaklarda seyahat etmeye razıydı Güneydoğu yakada. Biz kendi aramızda istişare yaptık. İnsek mi inmesek bundan dedik. Bu yola çıktık artık gideceğiz. Neyse Kartal'da inmeyip devam etmeye karar verdik. Derken koridorda yürürken uzun eşek oynayalım diye karar verdik. Uzun eşek oynarken de atlamamızın üzerine şans eseri gizli bir kapı açıldı. O darbeyle beraber. Bir baktık. Bilgisayar oynayayım. Bilet kontrolü yapan adamın meğerse kompartmanıymış. Gizli bir oda. Ulan içerisi ama böyle bildiğiniz 3 kişilik. Biz 9 kişiyiz. Veya da 10 kişilik. Tam hatırlayamadım şu anda. Girdik içeri. Üstte raflar falan var. Herkes bir yerlere sıkıştı, yardım ettik.
Sonra tabii bilet kontrolü yapan abi geldi. Gençler dedi, siz ne yapıyorsunuz burada? Çıkın dedi ben dışarı. Dedik çıkamayız imkanı yok yani. Hiçbir gün çıkartamaz bizi buradan. Zar zor yer bulmuş. Derken öyle çok eğlenceli bir şekilde saatler süren işkence sonucu ulaştık. Ankara Gar'da sabah maalesef ne paramız kalmış ne şey Ankara'ya geldiğimizde. Sabah çay kahve yerine artık geceden kalan, bunu söylemem de umarım sıkıntı yoktur. Koşalarımıza şaraplarla kahvaltı yaptık. Mübarek Ramazan'ı ne yapacak bir şey yoktu. Derken Gözbet'e vardığımızda da ben şey diye bekliyorum, hani biz İstanbul çocuğuyuz. Bir istasyona geldik, normal adam gibi ineceğiz falan diyoruz. Lan tren yanmıştı. Platform yok, istasyon yok, bir şey yok. Bizim atladık trenden yere. Sağ olsun arkadaşlar, sanırım Aydın'ın arkadaşlarıydı. Sağ olsun gelip aldılar bizi. Tabii biz daha önce Yozgat'a da hiç hayatımızda gitmedi misin? Bayağı bir önce vardı Yozgat'a. Dedik maçtan önce takılırız. Oraya gidip buraya yaparız. Öyle böyle derken. Lan bir baktık hiçbir şey yokmuş ki Yozgat'ta. Maç saatine kadar caminin avlusunda maçı bekledik. Öyle güzel bir maçtı. Derken tabii ben daha yaşımız çok o zamanlar genç olduğu için ailemize de açık açık diyemedik gidiyoruz diye. Çünkü müsaade etmiyorlardı. Özellikle uzun deplasmanlara. Ben dedim bizim çocuklardan birine söylemeyeyim aileme. Şüphe çekmesin. Grubun eskileri tanır. Harun diye çocuk bir arkadaşım vardır. Galatasaraylı. Dedim ona deyip ki uyanmasın baba. Onda kalıyorum dedi. Derken maç bitti. Telefon çaldı. Telefonu açtı, babam arıyor. Ne yapıyorsun oğlum dedi rahmetli. Dedim iyi baba, ne olsun sabah alıyoruz falan. Ha dedi, güzel ya, Harunlar ne zaman dedi Yozgat'a taşındı dedi. Ben böyle bir göz gibi kaldım. Baba dedim, yok dedim ya, biz sabah alıyoruz, Yozgat falan bir şey yok. Lan dedi, serseri dedi. Sen dedi Harun dedi, ben şu anda ekranda kimi görüyorum dedi Yozgat stadında. Maalesef kameramanı zoomlamış bizi, kabak gibi çizmişiz. Yanımız da ortaya çıktı. Maçtan önce de şey komik bir taraf vardı. Sef abi bizi gördü. Canım abi. Orada dedi, ulan dedi siz nereden çıktınız? Ben size geldim demedim. Dedi, abi dedi, trenle geldik. Ulan dedi oğlum dedi. Biz siz dedi efendi adamlarla yanımızda düşüyoruz. Diğer serserilerden daha betersiniz lan siz dedi. Dönüşte dedi, sakın dedi saçma sapan hareketler yapmayın. Birinde de otobüslerden birinde. Sanırım yanılmıyorsam ya Kilfori'nin ya da Kasımpaşa otobüsüyle dönmüştüm. Çok güzel bir deplasmandı. Çok güzel bir deplasmandı. Keşke hayat müsaade etse, keşke o günlere dönebilsek veya bir daha aynı ortamlarda yine aynı kadrolarla gidebilsek. Gayet güzel güzel bir anımızdı bu da. Kardeşim ağzına sağlık. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Bu arada bu vesileyle ismi de geçti. Hulusi amcanın da mekanı cennet olsun tekrar. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Eklemek istediğin bir şey var mı başka arkadaşlara, programa? Valla eklemek istediğim şu var. Kesinlikle bu hayattaki, yani benim kişisel olarak bu hayattaki en büyük zenginliğim siz dostlarım, çocukluk arkadaşım, 1907 gençlik grubumuz. Biz kesinlikle bir aile gibiyiz. Hemen hemen de 25-30 senedir çoğumuz yan yanayız, beraberiz. Bu yüzden bunun değerini genç kardeşlerimiz de biliyor, görüyor zaten. Bu birlik ve beraberliği kesinlikle ben bozulmasını, bir helal gelmesinin hiç taraftarı değilim. İnşallah ömür sonuna kadar hepimiz Allah uzun verdiği sürece bu dostluğumuz devam eder ve Fenerbahçe için de Fenerbahçe'nin sancağını ömrümüz yettiğince, gücümüz yettiğince her yerde şerefle, gururla taşırız. Eyvallah kardeşim. Ağzına sağlık tekrar. Teşekkür ederiz. Çok, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Çok, çok öpüyorum sizi. İnşallah kısa zamanda görüşmek üzere hepiniz. Görüşürüz kardeşim benim. Öpüyorum. Suratına kapattım. Evet. Aydın, senin var mı ekleyeceğin? Yozgat deplasmanı ile ilgili ben de hemen hızlıca geçeyim. O zaman tabii şey, iki tane deplasman otobüsü kalkıyordu o maç. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bir Kasımpaşa'dan kalkmıştı. Bir de eskiden Anadolu yakasının deplasman otobüsleri Bağlarbaşı'ndan kalkardı. Tabii biz gittik. O zaman en alt jenerasyon biziz. Fenerbahçe tribünlerindeki gittik. Tabii Sefa abi sen gel sen gel diye adam ayıklıyor. Bizim rütbemiz yetmiyor otobüse binmeye. Binmeye çalışıyoruz ama hiçbir şekilde şansımız yok. Koridorda gitmeye de razıyız. Koridora da alınmadık. Ya ne yaparız ne yaparız? Haremden bilet sordurduk. Bayram arifesi olduğu için kesinlikle yer yok otobüslerde. Sonra bir arkadaşım birisinden, kim hatırlamıyorum, dedi ki tren gidiyormuş dedi Yozgat'a. Ve bayram arifesi olduğu için Doğu Ekspresi herkes biletsiz biniyor. O dönemde artık öyle bir teknoloji yok.
Biz de bir şekilde kendimizi trene attık. Nasıl olsa gideceğiz diye. Ama biz sonra çok sonra öğrendik ki Ankara'ya gelmişti artık tren. Tren Yozgat'a gitmiyormuş bu arada. Yerköy diye bir ilçesine gidiyormuş. O zaman da yanlış hatırlamıyorsam Hakan diye bir arkadaşım vardı. Yozgat'ta yaşıyordu. Sağ olsun amcasından yardım istemiş. Aldı bizi Yozgat merkeze kadar götürdü. Tabii biz Doğu Ekspresi'nden inmişiz. O zaman o trenin dumanı hem şeyin trenin içine veriyor hem dışarıya veriyor dumanı. İster istemez herkes simsiyah olmuştu. Yozgat'a girdik. Sefa abi bizi gördü. Gülmeye başladı. Ya siz onun manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz falan deyip sarılışı var. O an hiç gözümün önünden gitmiyor. Sonra Bertan'ın dediği gibi bizi bir otobüse monte etti. Kasımpaşa otobüsünde ayakta döndük. O da güzeldi. Tren kadar etkiliydi. Ayakta gidip ayakta dönüyorum. Evet, ayakta gidip ayakta. Peki abi hızlı devam ediyorum. Yine sosyal medyadan devam edeceğim soruları. Emir24 kullanıcı adlı arkadaş sormuş. 1907 Gençlik grubu için şu maç bizim maçımızdı. Bizde yeri çok ayrı dedikleri bir maç var mı? Varsa orada neler olduğunu bizimle paylaşabilirler mi demiş. Cenk senden başlayalım. Ya benim aklıma 4-3'lük Antep maçı geliyor. Çünkü şöyle biz de yine maratondaydık orada üst taraftaydık. Şimdi hani diyorlar ya taraftarın maç kazandırması vesaire falan. Hani o hakikaten öyle bir maçtı. Yani takımı çağırdı settekiler. Sonra bütün maraton hep beraber destek olduk. Yani goller geldikçe hakikaten tribün üstüne koya koya hakikaten coşku daha da arttı. Hakikaten bizim için önemli olan yani grup için şöyle bir önemi var. Hani 3-0'dan 4-3'e çevrilmesinde katkıda bulunan insanlar olarak açıkçası bizim için bir gurur tablosudur. O maç tribünde olmak. Aynen. Bence bizim tribüne etki ettiğimiz birçok maç var. Ben de içerideki birçok maçı sayabilirim ama 4-3'lük maç dediğim gibi bende de unutulmaz bir etki bırakmış. Onun dışında özellikle mesela Avrupa maçlarında hep organizasyonlarımız olurdu. Sopalı pankartlarımız olsun. Özellikle bizim şu maçımız dediğimiz, ben ilk yine kuruluş dönemindeki bizim şu maçımız dediğim, biz kale arkasına bilet almıştık o zaman. Hep beraber maça girdiğimiz. Sefa abiler maratondaydı. Sefa abiyle bir telefon kontağı kurmuştuk. Tabii Sefa abi o zaman stadın üstünde çok dominant bir etkisi var. Bir şekilde çocuklara kapıyı açın dedi. Hatırlıyor musun? İlk yılımız falandı galiba. Sefa abi maratondan okul açıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya da diğer taraf mıydı? Yani Migros tarafından bir demir kapı açtı. Bizi koydu. Biz sadece kendi grup üyelerimizi alıp maratona geçmiştik. Ve o maçta artık kendimizi ispat etmemiz lazımdı. Çünkü Sefa abi bizim için çok büyük bir sembol ve tribün lideriydi. Bize de güvenmiş bir şekilde üstümüze sarı polarlarımızla maratona geldik. Kendimizi patlatmıştık o zaman yani çok bağırmıştık. Bence bizim maçımız o maçtır. Eyvallah. İlke? Bizim tribün anlamındaki yani o Cenk Vaydın'ın anlattığı anlamda değil de en keyif aldığım deplasmana söyleyebilirim. Bu 3 sene önce hep beraber gittiğimiz Sivas deplasmanıydı. Özellikle Sapanca gişelerdeki 5 saat unutulmazdı. Onun dışında tabii yıllarca çok yani çok fazla anı var. Hani şu an aklıma şu maçta tribün anlamında şöyle çok iyiydik diyebileceğim. Mesela bir senesi tam biraz kronolojik hafızam çok iyi değildir. Ama Migros alt katta sopalı bayrak açtığımız bir iki maç üst üste zannedersem. Hatta 1907 koreografisinde bayraklarla yaptığımız sene de mesela benim için unutulmaz bir seneydi. Tribünün anlamında efektif olman adına. Peki. Benim de aklıma gelenler yani bu soruyu da okuduğumda bir 12 Mayıs 2012 miydi? Canberk. Sen söylemiştin tarih. Galatasaray'a oynadığımız süper final. Maraton üst B blokta meşale yaktığımız maç. Yani o maçı alamamıştık ama tribün görsellik anlamında güzel bir görüntüydü. Bir de yakın tarihte bu sene başı Maribor maçında İrfan Can'a yapılan protestoya verdiğimiz reaksiyon bence en iyilerden biri diyebilirim benim aklıma gelen yakın tarihte. Futbolcuyu olayan diye başladığımız o iyi bir reaksiyondu. Var mı buradan aklına şu maçta iyiydi diyebilecek katkı sağlamak isteyen arkadaşlar? Yoksa devam edeceğim. Ediyorum. Emir Alp Cura sormuş. Kütahya'dan selamlar. Sevgiler demiş. Fenerbahçe oyuncuları ve yöneticileriyle yaşanmış güzel anıların birkaçından bahsedebilir misiniz demiş. Var mı burada aklına gelen bir şey? Ya Eskişehir'de basket maçına gitmiştik. Dönüşte benzincide takımla karşılaştık. O mesela güzel bir anıydı. Bilmiyorum arkadaşlarım da
Fenerbahçe yöneticilerle artık anılarımız oluyor. Eskiden sadece tribünden varyansını ediyorduk. Şimdi buradan selam olsun Selahattin Baki olsun. Yöneticiliği bırakan Metin Sipahioğlu olsun. Artık bizim tribünden arkadaşlarımız Fenerbahçe yöneticiliği yapıyor. İdare menajerimiz aynı bizim gibi tribünden bir kardeşimiz Emir Yolaç. Basın işleri sorumlusu Alper. Artık hani biz tabii biraz yaşımızı aldıkça içimizden bazı insanların da kulüpte iyi görevlere gelmesi açıkçası beni duygulandırıyor ve gururlandırıyor. Tabii futbol şube sorumluluğumuzda birçok anımız vardır. Bence anlatılır ya. Benim aklıma gelenlerden biri Selahattin Baki ile evet. Caddede Galatasaray'ları kovaladığımız zamanlar. Evet, Selahattin hem iyi bir Fenerbahçeli hem de iyi bir tribüncüdür. Onunla beraber evet Galatasaraylılara geçit vermediğimiz çok olmuştur. İlkesine ekleyeceğim bir şey var mı? Benim yöneticilerle yok ama çok eski yani ilk üniversiteden sonra ilk çalışma hayatıma başladığım kuruluşta futbolcularla o zaman o dönemki futbolcularla çok görüşme imkanım oluyordu. En çok da Alex'le bir ilişki kurmuştum. İşte o zaman oğlu Felipe daha yeni doğmuştu. İşte Acarkent'te dairesine gittiğimde işte çocukla falan ilgileniyordum ve yani düşünsene ben Alex'in evine gidiyorum. İşte o zamanlar tabii. Ve orada bir yani benim için inanılmaz bir anıydı yani o. Ama tabii gidince tabii çok üzüldük. Peki sorulara devam ediyorum. Ömer Seyfettin demiş Sakarya Üniversitesi'nde okuduğunuz zamanlarda sosyal medya yokken özellikle hem 1907 Gençlik ve GFB hem de UNIFEP dengesini üniversitede nasıl kuruyordunuz diye. Konu Sakarya Üniversitesi'ne gelince ben orada okudum. Burada Kaya var. Ama bir de Burak kardeşimiz var. Ben bir ona da bağlanmak istiyorum. Kardeşim hoş geldin. Yayındayız. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Çok sağ ol. Sen Amerika'da Chicago'dasın. Bertan New York'ta mıydı? New York. New York'ta bağlandı. Kardeşim şu anda yayındayız dediğim gibi. Bütün herkes burada. Abilerin, kardeşlerin. Çok selamlar. Biraz önce de böyle Sakarya Üniversitesi ile alakalı bir soru vardı. Ömer'in sorduğu. Oradaki yapılanmayı işte hem gençlik hem genç Fenerbahçeliler UNIFEP dengesini nasıl kuruyordunuz diye. Sen de sonuçta o yoldan geçtin. Hem bir senin sesini duyalım dedik. Hem Sakarya yapılanmasını biraz kısaca anlatırsın. Hem de onun dışında eklemek istediğim bugün yayınla alakalı eklemek istediklerim varsa bir sesini duyalım istedik aslında. Çok teşekkür ederim. Sakarya yapılanması zaten 1907 Gençliğin kalbi Sakarya'da atıyordu ben girdiğim zamanda. 2006 yılında giriş yaptım bu aileye, 1907 Gençlik ailesine. Tüm organizasyonlarda başından sonuna kadar da bir şekilde yer aldım, içinde bulundum. Fenerbahçe tribünlerine de bir şekilde katkı verdik. Sakarya Üniversitesi tarafından. Geniş bir orada topluluğumuz vardı diyebilirim. Abi seninle başlayan süreç. Daha sonra Asım abi, Fatih abi, Engin abi hepsi beraber. Kaya orada aynı şekilde çok destek verdiler. Ve hep beraber çok güzel işler yaptık orada. Maç organizasyonları vesaire zaten sürekli faaliyet alanımızdı. İyi bir dönem yönettik benim olduğum dönemde de. Orada iyi bir aktivite gerçekleştirdik. Ciddi sayıda bir aktivite gerçekleştirdik. Bizim olduğumuz yerde de tek hakim grup bizdik, onu söyleyebilirim. Daha sonra bu biraz değişti, üzücüydü. Ama bizim olduğumuz dönemde tek hakim grup, aktif grup bizdik. Bunu da bir şekilde olduğumuz sürece böyle yönettik. Bunun haricinde de yani adım attığım andan itibaren Sakarya Üniversitesi'ne hem de 1907 Gençlik ailesine benim için çok büyük mutluluk, bir gurur. Bildiğiniz gibi elimden gelen her şeyi de yapmaya çalıştım bu yolda, bu uğurda. Bana da bağlandığınız için çok teşekkür ederim. Herkesi çok özledim. Herkese çok selamlar gönderiyorum. Kardeşim biz de seni çok özledik. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Şey ben efendim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Herkese çok selamlar. İyi yayınlar. Aleyküm selam kardeşim. Görüşmek üzere. Sağ olasın. İnşallah çok güzel bir yayın olur. Sağ ol kardeşim. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir yine biraz önceki gibi 3-4 tane farklı konsepte, farklı şeyde, pardon yanlış söyledim, aynı anlamda bir soru var. Maraton konusu. Bizim maratonda olmamız ve okul açığa
geçme, geçmeme ve oradan gelme anlamında. Yine soruları okuyup ondan sonra bu konu üzerindeki fikirlerimizi beyan edelim istiyorum. Hakan Burak Aynur, GFB Devils'tan. Onlara da selam olsun. Sorun başta Ferhat abi olmak üzere tüm 1900 gençliğe. Yıllarca kendilerinden sonra gelen tribüncülere örnek olmuş bir oluşum olarak tekrar eski günlerdeki gibi GFB'nin olduğu tribünde olmanın zamanı geldiğini düşünmüyorlar mı demiş. Yine Cengizhan Tanış, GFB Devils'tan. Bütün 1900 gençlik ailesine saygılar, sevgiler. Şu an tribündeki gençlere neler söylemek isterler? Bir nesil sizleri örnek alarak büyüdü. Ait oldukları yere okul açığa bekliyoruz sizleri demiş. Erhan Esen de yine bu minvalde bu sefer diyor ki bu sorum tüm 1900 gençlik ailesine. Rahmetli Sefa abimizin bir sözü ve isteği vardı. Tüm tribünlerde bizim kardeşlerimiz olmalı ve bizi temsil etmeli. Bu sebeple uzun yıllardır özellikle Sefa abimizin aramızdan ayrılışından sonra maraton üst tribünden ayrılmadınız. Onun adını maratonda haykırdınız. Sancağını dalgalandırdınız. Bunun grubunuzu handikapları oldu mu? Genç Fenerbahçelerin olmadığı okul açıkta olma işiniz handikap olarak görülse de sizin grup olarak maratonda bulunmanızın Sefa abimizin emaneti olan genç Fenerbahçeler avantajları nedir demiş. Bu konuyu da yani birçok mecrada yüz yüze de konuştuk aslında. Soran arkadaşlarla da, Şahin abiyle de, Cem'le de. Ama yani sonuçta biz de konuşmayan, görüşmeyen, fikirlerimizi bilmeyen ve bunun sebeplerini bilmeyen arkadaşları da buradan tekrar bu yayın aracılığıyla belirtelim isterim. Cenk senden başlayalım. Bu konuda ne dersin? Ya soruyu sorarken arkadaşlar satırlarında güzel övgüler var. Onun için hepsine teşekkür ediyorum. Samimiyetle bizi aralarında görmek isteklerinde biliyorum. Bu zaten bizim için en büyük gurur kaynağı, bizi mutlu eden şey. Bizim hani maratonu geçme ya da maratonda olma kararımızın altında tamamen yaşımızın getirdiği artık tribünde biraz daha geride kalmak amacı değil ama şöyle söyleyeyim hani biraz belli 40 yaşını vesaire geçince haliyle eski tribünü kovalayacak enerjiniz olmuyor. Eksiz kadar aktif olamıyorsunuz. O yüzden bizim maratona geçme gibi bir fikrimiz oluştu bundan yaklaşık 5 sene önce. Bununla beraber hani biz buradaki dengeleri de gözetmek adına G blokta olmaya karar verdik. H-I blokta da olabilirdik ama orada da biliyorsunuz çok hareketli bir şekilde ciddi anlamda bir tribün aksiyonu var. Hani rahat olabilmek, biraz daha hani yaşımızın getirdiği şekilde takılabilmek adına biraz daha para vererek açıkçası G blokta olmayı tercih ettik. Ama bizim haricimizde de hani maratonda genç Fenerbahçelilerle hareket eden işte arkadaşlar var. Loca'da da var, Fenerium tribünde de var, 1900 tribünde de var. Sırf bize hani özgü bir durum değil. Biz zaten mantalite olarak zaten o tarafla genç Fenerbahçelilerle beraber hareket ediyoruz. Tamamen açıkçası sebep budur. Başka bir şey yoktur altında. Aydın, seni ekleyeceğim bir şey var mı? Ben de kendimce fikrimi söyleyeyim. Evet, arkadaşların hepsi... Evet, abi şu mikrofonun içerisine koyabilirim. Bunu mu? Baştan başlayalım. Ben de kendimce fikrimi söyleyeyim. Sağ olsun genç kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bizleri arasında aralarında görmek istiyor. Biz zaten deplasmanda her zaman beraberiz. Benim kendi şahsi fikrim, ben 1900'lü gençlik grubunun maratona çok yakıştığını düşünüyorum. Ve yine Sefa abi'den örnek vereceğim. Sefa abi'nin söylediği bir söz vardı. Fenerbahçe tribünü her zaman 18 yaşındadır diye. Ya evet, hiçbir enerjimizden kaybettiğimiz herhangi bir şey yok. Tribünde bakış açımız falan da değişmedi ama maratonda da Fenerbahçe'nin bir gücü olmalı diye düşünüyorum ben. Ve artık biz oraya da bayağı alıştık. Seviyoruz tribünümüzü de. Hı hı. Zaten deplasmanlarda da bütün sevdiğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimizle beraberiz. Biz onları maratonda bekliyoruz. İlke? Ya söyledikleri gerçekten çok değerli. Özellikle dışarıda karşılaştığımızda da yüzdeyken de çok söylüyorlar bu şekilde ve gerçekten samimiyetle söylediklerine inanıyorum. Şu anda zaten hepimiz tanıyoruz. Yani sürekli de görüşüyoruz. Yani benim açıkçası bu konuya büyük bir hani sert bir ön yargım yok. İşte tribünsel anlamda zaten beni az çok fikirlerimi biliyorsunuz. Lakin yani biz zaten GFB'nin özüyüz. Yani biz ile GFB farklı hiçbir düşüncemiz, hiçbir kafa yapımız tribün anlamında da
dışarıda da, sosyal hayatta da. Yani bu sebeple hani bu, yani bu konuda hani çok keskin bir şeyim yok, tavrım yok. Yani grup olarak bir kararımız varsa benim her zaman uyacağım bir konu yani açıkçası. Peki, ben de yine klasik olacak belki ama hepinize katılıyorum. Satır aralarında birçok katıldığım şey var, görüşünüz. Katılmadığım yok bu arada. Yani biz sonuçta böyle bir karar aldık dediğiniz gibi. Ama bu kesinlikle bir dediğiniz gibi şey değil. Hani GFB'den farklı bir yapı, fikir. Cenk'in dediği gibi yani biz mantıklı olarak zaten oyuz, özümüz GFB. Yani ben hem Hakan, Burak, Aynur'a hem Cengiz'den Tanış'a dediğiniz gibi dışarıda zaten görüşüyoruz. Devils bize her ne zaman görse Old School, Yunuslar keza hep böyle hani gelin abi, gelin abi. Zaten biz bu konuyu yakın zamanda Cem'le de görüştük, Şahin abiyle de görüştük. Ki biz zaten hani maratona geçerken de Şahin abiyle konuşmuştuk, fikrimizi vesaire beyan etmiştik. Hani bu zaten bir ayrılık değil aslında, hani biz bir nevi Erhan'ın aslında sorusu belki bu soruya soruda diğer sorulara bir cevap da niteliğinde. Yani rahmetli Sefa abinin de sancağını biz maratonda devam ettiriyoruz. Bu genç Fenerbahçelerse biz zaten özümüz olduğumuz için bir şekilde orada da devam ediyoruz. Ki bence biz birçok anlamda orada bir köprü niteliğindeyiz. Yani bugün maratonun okul açığa, bestelerde uyması konusunda ben katkımızın çok yadsınamayacak derecede büyük olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Oradaki ahengin yakalanması anlamında biz zaten okul açığa kulak kesiyoruz. Yine Aydın senin dediğin gibi biz deplasmanlarda zaten beraberiz. Maç harici yine beraberiz. Bizim gerek genç Fenerbahçelerin gençleri, gerek bu tribünün gençlerinin hem tribünsel hem diğer faaliyetler anlamında onların gelişimine katkı sağlamak adına her zaman ne gerekiyorsa yaparız. Bunun için aynı tribünde olmamıza da çok gerek evet, yok. Bu noktada bir şey eklemek isteyen var mı arkadaşlar buradan? Yok, peki. Devam ediyorum. Anadolu tribünlerinden en beğendiğiniz hangisi? Ankara Gücü ve Göztepe diyebilirim. Yani Göztepe'nin beste, orijinal besteleri. Ankara Gücü'nün de hani yaş ortalamasının yüksek olması açıkçası ikisi de onları güçlü yapan iki tane özellik. Aydın? Ben de Ankara Gücü tribünü diyorum. Aynı zamanda Ankara Gücü tribünleriyle olan Fenerbahçe'nin güzel, Sefa abinin zamanında adımlarının atıldığı çok güzel bir organik bir bağımız var. Renklerimiz olsun aynı. Fenerbahçe ile Ankara Gücü'nü ben birçok şeyde aslında ortak görüyorum. Bizim gibi tutkulular ve cefakarlar. Aynı zamanda Ali İmdat abiyi de çok seviyoruz. Ben de içlerinde en beğendiğim tribün Ankara Gücü. Eyvallah. Ben son kısımda şey sadece Ankara Gücü tribünü değil de ben Gecekondu olarak ayırmak isterim. Çünkü evet, her gittiğimizde Gecekondu haricinden haricinde yemediğimiz küfür kalmıyor. Doğru o söylüyorsun. Gecekondu olarak ama zaten bence Ankara Gücü tribünü Gecekondu'dur. Yani mutlaka. Ama diğer gruplarda çok sıcak çok değiller var, gibi. Evet. Orada bizim tribünde olduğu gibi onlarda da çok antiks, bekere ve çocukları birçok tribün grubu var ama tabii dominant grup bizde nasıl genç Fenerbahçelilerse ilk başta genç Fenerbahçeliler geliyorsa akla orada da Gecekondu'dur. Reis de Ali İmdat'tır. Benim görüşümde ben Eskişehir ve Sakarya olarak bu soruyu cevaplamış olayım. İlke? Ben de Sakarya diyecektim. Yani Ankara Gücü ve Sakarya ikisinde benzer şöyle bir özelliği var bence. İkisi de hem tribün anlamında aktif hem de şehirlerine sahip çıkan tribün grupları var. Peki. En sevdiğin tribünde söylenmesinden en keyif aldığın beste nedir Cenk? Keyif ormanı çık sahaya yani sözleri anlamlı. Açıkçası onu söyleyebilirim. İlk aklıma o geldi. Adım başlatır bir isyanı. Yani. Ben çok seviyorum ve duygulanıyorum o besteyi söylerken. Yani birçok güzel bestemiz var ama bence bir numara o. İsmini duyduğumda dilimi tutuluyor. Peki. Ben devam ediyorum. Bu sorulara geçmiş programlara cevap vermiştim sanırım. Vahide Dilay sormuş. Fenerbahçe tribününün neden ultras siyah giyinme sevdası daha fazla? Önümüzde Boca Juniors gibi bir örnek varken özellikle Boca'daki ya da Güney Amerika tribünlerinde üstündeki şerit çekme olayını gelenek haline getirmemiz lazım. Umarım bunu başka bir Türk tribünü yapmadan yaparız demiş. Aramızda en çok yurt dışına ve deplasmana giden kişi olarak Aydın sana başlayalım. Bence ultras siyah giyinme muhabbeti için ne diyorsun? Bence biraz daha tribünleri agresif gösteriyor. Tabii bizim renklerimiz çok güzel ama hani biraz daha insanların böyle deplasmanda agresif tavırlar sergilemesi,
Yasa dışı demeyeyim de biraz daha böyle agresif davranması, fevri davranması, siyah tek tip giyinmesi insanlara ayrı bir hava katıyor. Bu da tribüncülük kültüründe var. Ya Güney Amerika'da da var bu. Hani oralarda da gittik gördük. Tabii şey bence insanlar neyden keyif alıyorsa kırmızı hariç onu giyebilmeli yani. Özellikle bir renk. Var mı eklemek isteyen bir şey? Yani sırf bizim özelimiz değil. Siyah giyinme son yıllarda bütün Türkiye'de tribünlerde olan bir şey. Hani dışarıdan bakılınca da hakikaten daha tok bir şeyi var, görüntüsü var. Ama bir yandan da İnönü'nde hep beraber hani sarı yağmurluk organizasyonu da çok sağlam gözükmüştü. Yani ben çok büyük bir problem olarak görmüyorum. Hani bizim belki başka halletmemiz gereken daha başka sorunlar var. Peki. İlke var mı ekleyeceğim bir şey? O bir tribün alışkanlığı. Ya. Aydın'ın dediği gibi insanlar nasıl keyif alıyorlarsa açıkçası öyle stada gelmelerinde hiçbir sorun yok bence. Peki. Bir de burada şey demiş. Boca Juniors gibi tribün üstünden sarı şerit çekme demiş. Biz bunu bir maç yaptık bu arada. Ben hatırlıyorum. Yaptık evet. Migros tarafında. Yaptık. Hangi maçı hatırlıyorum? Galatasaray maçı. Şeyde 2000-2001 Galatasaray maçı. Galatasaray maçı yaptık. Fenerbahçe yazıyordu görselini hatta. Görselini bulursak yayında koyarız. Ya tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de hani o şerit çekildiğinde insanlar ona tahammül edebiliyor mu? Bir de onu konuşmak lazım. Hani bayrak sallandığında bile hani indirim vesaire falan diyorlar. Yani bu işler biraz kültür seviyesi. Yani Arjantin çok uç bir örnek. Keşke tabii olabilse ama çok zor. Peki. Bizim grup olarak öz eleştiri yapmamız gerekirse, iyi yaptığımız birçok şeyi konuştuk belki ama kendimizi eleştirmek gerekirse şurada hata yaptık veya yapıyoruz diyebileceğimiz bir şey var mı? Buradan Akın, sana sorayım. Yanlış yaptığımız bir şey. Mikrofonu. Yanlış değil de hani öz eleştiri. Ya bunu daha iyi yapabiliriz. Yapabilirdik. Hiç öyle bir şey düşünmedim abi. Yani abi her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyorum ben. Böyle çok bir şeyim yok. Kendimizi eleştiriyorum. Var aslında. Yani deplasmanlara daha kalabalık gitme taraftarıyım ben. Yani biraz daha planlı, programlı gitme taraftarıyım. Bir de maçlara çok geç giriyoruz arkadaşlar, sevgili arkadaşlarımız. Yani o son dubleyi bekliyorlar şişe bitsin diye. Şeret yok ona. Bir an önce girmek onu genelde istiyor. Cenk yapıyor değil mi? Maalesef abi. Cenk yapıyor işte. Beni de Aydın şey yapıyor bu işlere alıştırdı. Öyle bir sıkıntı var yani. Az solistler geç çıkar ama. Çok geliyoruz ben tabii. Çok geliyoruz. Teşekkür ederim. Konuda karar alacağız. Peki devam ediyorum. Ferhat Kayağan sormuş. 1900'lü gençlik grubu Avrupa deplasmanlarını Danimarka üzerinden yapıyormuş. Bunu teyit edebilirler mi demiş. Aydın bu soru sana herhalde. Pasaport kontrolü girişinde polisin şu sorusunu nasıl atlamışlar? Madem Polonya'ya maç izlemeye gideceksiniz niye Danimarka'dan otobüste gidiyorsunuz demiş. Soruya atlayamadık. 1,5 saat havalimanında esir kaldık. Tabii Avrupa'daki kardeşlerimizin hepsini çok seviyoruz. Hepsi çok değerli ama tabii biraz Mahmut'tan ve Ferhat'tan dolayı çok aile ilişkileri kurduk Danimarka'daki arkadaşlarla. Onlar bizi çok seviyor. Biz onları çok seviyoruz. Onlar sürekli bizi ağırlamak istiyor. Biz sürekli onları ağırlamak istiyoruz. Tabii biz deplasmana mesela atıyorum Almanya'da veya Polonya'da maç varsa direkt gittiğimiz zaman bozuluyor arkadaşlar. Gelin Danimarka'ya, Danimarka'dan otobüsle beraber geçelim diyor. Son birkaç maçtır da öyle yapıyoruz. En son havalimanında şeyi çevirdi tabii pasaport polisini biliyorsunuz. Dönüş uçak biletini görmek istiyor. Otel rezervasyonu görmek istiyor. Bizim Danimarka'ya tek yön dönüşümüz Polonya uçak bileti olunca ve 2 gün sonra da Polonya'dan dönünce şaşırıyor. Neden geldiniz Danimarka'ya? Maça gideceğiz diyoruz. Maç nerede? Polonya'da. Burada ne yapıyorsunuz? Otobüsle gideceğiz. Otobüsün biletini görebilir miyim? Yok. Özel otobüsle gidiyoruz falan. İnsanlara anlamsız ve saçma geliyor tabii. O yüzden 1,5 saat falan beklemiştik. Ferhat'a da selam olsun. Buradan Ferhat nezdinde bütün GFB Euro'ya da selam olsun. Evet, aynen. Kemal Başar demiş ki, abiler şu pankartlar neden görünen yerlere asılmıyor? Yani pankartların asılması için ayrılan yerler limitli. Eskiden biz Cenk demin değinmişti, alt katta telleri, demirleri asıyorduk. O zaman da çok izin yoktu ama bir şekilde biz o süreci yönetiyorduk ama şu an yanılmıyorsam alt katta demirleri asılmıyor. İzin verilen yerler belli ve oralar asılıyor aslında. Öyle cevap vermiş olalım. Hüseyin Yiğit Yılmaz. Öncelikle tüm abilerime saygılar, sevgiler. Sorum şu olacak. Gruba bir alt yaş neslinde girmesi için bir çalışmanız var mı? Selamlı herkes demiş. Bu soruya Emir cevap versin. Cevap veriyorum. Yok.
Şimdi bakıyorum. Yani gruba en son giren kişi ben olabilirim. Yani o da 12 sene oldu yaklaşık. Şimdi dönüp baktığım zaman İlki abi aslında cevabı verdi konunun başında. Bu grubun hiçbir zaman çok fazla kalabalık olalım, daha büyük olalım, öncü olalım, önde olalım gibi bir amacı olmadığı için alt jenerasyon noktasında da bir açık kapı bulunmuyor. Ama bu şey demek de değil. Biz inanılmaz ego sahibi, kibirli insanlarız. O yüzden yanımızda kimse istemiyoruz demek de değil. Yani şaka bir yana yanımıza hani burada da benden sonra, bizden sonra katılan çok arkadaşımız oldu. İşte farklı şehirlerden. Aynı Aydın abi nasıl Polonya'ya, Danimarka üstünden gidiyorsa Yalova'dan, Sakarya'dan, işte Adana deplasmanına giderken İstanbul'a gelip sırf bizle hareket etmek için emek harcayan, fedakarlık yapan genç arkadaşlarımız var. Ama dediğim gibi hani biz üye alalım, daha kalabalık olalım gibi mottomuz olmadığı için işte alt bir jenerasyon da gelsin, devam etsin, ilerlesin gibi bir durumumuz da yok diyebilirim. Peki, teşekkür ederiz. Yunus Demir 16 demiş ki Kütahya'dan herkese çok selamlar. Güzel insanlar, camia ve taraftar bu kadar tek vücut başkanın yanında olmuşken başkanın bırakma fikrini gözden geçirmesi ne güzel olur. Bu konu hakkındaki fikriniz nedir demiş. Bunu bir kişi cevaplasın. Cenk ne dersin? Ya açıkçası başkan orada biraz kesin konuştu ama şu an geldiğimiz durum itibariyle hani başka ihtimalleri de konuşuyoruz. Açıkçası burada hani başkanın karşısına çıkacak ya da Fenerbahçe başkanına talip olacak insanlar da önemli. Ben hani başkanın kararından dönüp tekrar aday olacağını düşünüyorum. Çünkü bu yaşadığımız kısa süreli süreçte açıkçası kendini farklı bir yerde konumlandırdı diğer eski Fenerbahçe başkanlarından. Hani ben 6 seneyi başarısız buluyorum. O yüzden zaten tartışmıyorum ama duruşu, camiaya liderlik edişi vesaire bence tekrar aday olursa seçileceğini düşünüyorum Ali Koç'un. Var mı Cenk'ten farklı düşünen? Ben de başkanın devam etmesini düşünüyorum. Özellikle camiada daha güçlü ve enerjisi daha yüksek bir başkan adayı olana kadar devam etmesinin gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğer adayları da Ali Koç kadar hem maddi hem manevi anlamda güçlü olduğunu düşünmüyorum. Evet, Cenk'in söylediğine her şeye katılıyorum. Kesinlikle çok başarısız bir dönem geçirdik. Ama bu sene yaptığı çok iyi yatırımlar var. Sponsorluk anlaşmaları var. Tabii bunlar Fenerbahçe'ye güç veren şeyler. İnşallah bu senenin de senaryoda hepinizin mutlu olacağı güzel bir sene olur. Başkanımıza devam eder inşallah diye temenni Peki, ediyorum. Bu sorunuzun cevabı, verdiğiniz cevap Trabzon maçındaki olaylar olması da aynı mı olurdu? Aynı olur muydu emin değilim. Çünkü hani eski başkanların bir iki gün önce yaptığı açıklamalar açıkçası bazı şeyleri eski anılarımız tekrar depreştirdi bizim. Çünkü açıklamalar kendilerini konumlandıkları yerler vesaireye bakınca ve Ali Koç'un durduğu yere bakınca birçok insan Ali Koç'u eleştirse de şu an hani seçim sandığı örnek olsa tekrar ona oy verir diye düşünüyorum. Biraz hani sürecin getirdiği nokta olarak düşünebiliriz. Sen Aydın. Benim cevabım yine aynı olurdu. Şampiyon olmasak peki? Şampiyon olamazsak Aziz Yıldırım gibi bir başkan profilinin muhalif olarak kongreye gelme durumunda kesinlikle yine benim kongreyesi olarak oyum Ali Koç'a olurdu. Neden diyeceksiniz? Bu 5 yıllık çok zorlu ve kötü bir dönem yaşadık. Fenerbahçe'nin kendisiyim diyen bir başkan 5 senedir ortadan kayboldu. Hani tribüne yaptığı kötülükleri falan geçiyorum. Sonuçta Fenerbahçe'ye çok büyük emekleri vardır Aziz Yıldırım'ın da. Kişisel egolarımızdan ve husumetimizden bağımsız düşünecek olursak ne oldu da bu 5 senedir hiç piyasada olmayan bir Aziz Yıldırım birden ortaya çıktı. Fenerol'da en ufak bir desteğini görmedik. Galatasaraylı Beşiktaşlı insanların desteğini görmüşken şimdi birden seçim gündemi oluşunca her gün bir açıklama yapması ve bu yaptığı açıklamalarında %90'ının ben Fenerbahçe'ye zarar verdiğini de düşünüyorum. Benim daha güçlü, iyi bir profil çıkana kadar Ali Koç'un devamı yönünde karar almasını düşünüyorum. İlke, senin var mı ekleyeceğin? Açıkçası başkan devam etmeyi düşünüyorsa, yani kafasında böyle plan varsa, geçtiğimiz 6 seneden, yani bu son Trabzon maçı ve sonrasına dışarıda bırakırsak,
geçtiğimiz 6 seneden bazı dersler çıkarmış ise eğer devam etmesi gündeminde olmalı. Ama tabii ki de işte eski başkanın, yani Ali Bey'den bir önceki başkanın bu sürecin içinde aday ya da işte onun desteklediği birinin aday olması vesaire gibi durumda açıkçası tereddütsüz yani. Yani son nefese kadar karşısında kim varsa, Ali Bey varsa Ali Bey'e, işte açıkçası kim varsa ona destekleyeceğimiz kesin aşikar yani. Peki. Buraya pas atmak istiyorum. Ümit, sen ne dersin? SMS bizi etkiledi. İşte Aziz Yıldırım'ın da tekrardan böyle gündeme gelmesi ya da ne bileyim saçma sapan demeyeyim de işte ortalığı alevlendirecek sözler söylemesi, taraftarı işte daha farklı konuşması, ne bileyim. Fenerbahçe çok destek olduğunu düşünmüyorum Ali Aziz Yıldırım'ın. Aziz Yıldırım'ın çıkıp böyle konuşması da Ali Koç'a devam etmesi gerektiğini düşünüyorum bu şekilde olduğu için. Kongrede Ali Koç'un karşısında çok ciddi bir aday olmazsa ben yine de Ali Koç'un devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama çok ciddi bir aday olursa karşısında, ne bileyim Mehmet Ali Aydınlar gibi, Saadettin Saray'ın aday olacağı konuşuluyor ama Ali Koç aday olmazsa aday olacağım dedi. Onun dışında ben yani Mehmet Ali Aydınlar aday olursa mesela ben oyumu Mehmet Ali Aydınlar'a veririm ama başka bir aday olursa yine de Ali Koç'un devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, eyvallah, teşekkür ederiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada Ferhat, çok kısa bir şey daha eklemek istiyorum. Yani camianın başkandan beklediği, aslına bakarsam başkanın son 5-6 gündür, bir haftadır yaptığı şeyi biz 5 yıldır başkandan bekliyorduk. Yani o cevval yüzünü artık işte göster başkan, yumruğa masaya vur dediğimiz olay tam olarak buydu. Yani baktığınız zaman biz son bir senedir bizim hakkımız yenmiyor ki. Biz zaten dediğim gibi 2011'den beri yalnızız. Yani tek başımızayız. Yani başkanın daha o yani beklediğimiz zaten sadece son 5-6 gündü. Başkan geçtiğimiz bir 6 güne baksın. Önümüzdeki 2 dönem başkan olsun, 3 dönem başkan olsun hiç önemli değil. Yani yeter ki o şu geçtiğimiz 5-6 güne önümüzdeki 3 dönem uygulasın. Peki abi, devam ediyorum. Tolga Babuz sormuş. Teşekkür ederim, ona selam olsun. Kurulduğu ilk günden beri tribünün hakkını verdiğine inandığım tüm 1907 gençlik ailesine öncelikle selamlar. Malum 6222 hayatımıza girdiğinden beri tribüncülük ile ilgili sevdiğimiz bir sürü şeye ambargo geldi. Bu süreçte en çok özlediğiniz eylem nedir? Cenk, ne dersin? Ya tabii ki meşale yakmak. Yani biz en son herhalde şeyde yakmıştık okul açıktayken. Limassol ve Marsilya maçlarında yakıldı. Bütün tribüncülerin ortak cevabıdır yani meşale yakmak, evet, vesaire falan filan. Bilmiyorum, eskiden hani bu konularda biraz daha müsamaha vardı, eski dediğim hani 90'lar 2000'ler olan süreçler vesaire. Burada belki tribüncülerin, yani Türkiye'deki tribün gruplarının kendini biraz daha iyi ifade etmesi ya da kolluk kuvvetleri ya da yöneticilerle bazı konularda istişarede bulunması lazım. Çünkü hani bayraktı, meşaleydi, oydu buydu, pankart, hani bunlar tribünün rengidir, hani tamamen ambiyansı değiştiren şeyler. Hani bu en son Avrupa maçında belki cezaydık ama 3-0 kazanmamızı sağlayan ortamı GFB Europe'un desteği ve o meşaleler sağlamıştı. Umarım hani bu konuda farklı adımlar atılır ama çok da umudum yok açıkçası. Peki, benim de cevabım meşale bu arada. Farklı bir cevap olan var mı? Yani tabii ki de meşale, çünkü baktığın zaman yayıncı kuruluş bile dekoder satmak için tribünlerdeki meşaleli görüntüleri kullanıp işte insanları bir şekilde bu atmosfere çekmeye, işte gel gel yapmaya çalışıyor. Yani daha dünyanın hiçbir yerinde adam meşale yaktı diye 30 tane kolluk gücü gelip kolundan tutup dışarı atmıyor. Yani artık bence bu işlerin değişmesi gerekiyor. Peki, devam ediyorum. Samet Günal, hepinizi çok seviyorum demiş. Biz de seni seviyoruz kardeşim. Uğut Karaköse, maratonun efsanesi 1900 gençliğe selam olsun demiş. Sağ olsun. Erkut Batuhan Mert, herkes bir yana, gençlik bir yana demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi Novi Pazar konusuna geleceğiz arkadaşlar. Bu konuda da iki tane soru ve yazı yazan var. Alperen Kina demiş ki, sorum Ferhat abiye olacak. Fenerbahçe ve Novi Pazar tribünlerinin dost olma sürecini ve o zamanlar bu dostluk kurulurken Sefa Reis'le unutamadığı bir anısı var mı demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Tüm gençlik ailesine de kucak dolusu selamlar. Hayırlı Ramazanlar demiş. Bizden de Burak Erdeniz, Novi Pazar'a gelen kardeşlerimizden biri. Novi Pazar hikayesinin nasıl başladığını, yolculuğu ve orada yaşadığınız duyguları anlatmanızı isterim. Çok güzel bir an olduğunu biliyorum. İzlerken aynı duyguları sizinle yaşayacağım.
Ek olarak 1900 gençlik rahmetli Sefa abi tarafından aklı başında çocuklar olarak tabir edilse de 6222 cezası olan grupların başında geliyor. Bu başarının sırrı nedir? Oradaki tüm dostlara selam olsun demiş. Son soruyu cezalan arkadaşlardan birine soracağım. Ondan önce Noy Pazar kısmına gelelim. Cenk, sen yanlışım varsa düzelt bu arada. Ben şöyle bir tarih hafızam çok iyi olmadığı için baktım ama biz ilk İstanbul Büyükşehir Belediye maçı 1 Ekim'de 2011'de galiba yıl olarak Ekim belki şey yapılmayabilir ama kalbimiz seninle Noy Pazar pankartını açtık. Ondan sonra onlar Sancak'ta da atıyor Fenerbahçe'nin kalbi diye cevap verdiler. O da 31 Ekim'deymiş ben ona baktığımda. Biz zaten ondan 5 ay sonra da 2 Mart 2012'de de Noy Pazar'a gittik. Bu aşamada belki şeyi söylemek gerekir. Bu dostluğun, kardeşliğin, bağın kurulmasında Fatih Sabaviç'in çok büyük emeği, katkısı var. O ön ayak oldu. Aradaki köprüyü o kurdu aslında. Biz biraz o günü ben girizgah yapayım. 2 Mart 2012'de Noy Pazar'a gittik. Sefa abinin de aramızda olduğu yaklaşık herhalde bir 10-15 kişi civarında mıydık? Grup CK'dan. Grup CK'dan da katılanlar vardı. Mert Bektaş, Selahattin falan. Yani uçak biletlerimizi aldık. Zaten orada Fatih Sabaviç üzerinden kurduğumuz bağlantılarla oradaki işte tribün liderleriyle irtibatımızı biraz kurmaya başlamıştık. O zamanlar Facebook çok aktifti. Facebook üzerinden. Biz Kosova üzerinden, Priştine üzerinden Noy Pazar'a gittik. Noy Pazar'da bir 17 kişilik servis ayarlanmıştı bize. Yaklaşık da mübalağasız 150 civarında aracın konvoyuyla biz Priştine'den yola çıkarak Noy Pazar şehrine hareket ettik. Yani o konvoyda, yolda bizi, ki çok da soğuktu hava, eksilerde diyebilirim. O yolda bizim geçeceğimizi duyan birçok insan, yaşlı teyzesinden amcasına kadar ellerini Türk bayraklarıyla, Fenerbahçe bayraklarıyla kilometreler boyunca uzanan bir şeritte bizi selamladılar. Yani gerçekten çok duygusal bir andı ve biz şehir merkezine, Noy Pazar'a girdiğimizde şehir meydanında yine çok abartısız 5-10 bin kişilik bir kalabalık vardı. Yani ben hep bunu birçok ortamda anlatırken hep aynı örneği vermişimdir. Böyle çok ünlü bir sanatçı, çok ünlü bir müzik grubunun işte fanlarının olduğu bir yere girdiğini düşünün. O aracın böyle sallandığını, insanların cama vurduğunu, sanki siz böyle o halk için çok önem arz ediyorsunuz gibi, ki ediyormuşuz. Biz onu o zaman anladık. Yani çok inanılmaz bir gündü. Akabinde ertesi gün yanılmıyorsam Partizan maçları vardı. Partizan maçlarına gittik. Zaten o maça biraz denk getirmek amacıyla biz o tarihte yolculuk yaptık. Partizan grubu da yanlış hatırlamıyorsam 500 kişilik bir ekiple gelmişti. Maçın 10. 15. dakikasına girmişlerdi. Onlar da bizim geleceğimizi bildiği için hazırlıklı Türk bayraklarını falan yaktılar. Yine Noy Pazar sahaya bir pankart da çıkmıştı. Hoş geldiniz Türkiye'nin gururu tarzı. Şimdi belki cümlede yanlış söylüyor olabilirim ama. Ya inanılmaz bir gündü. Benim hayatımda gerçek manada böyle yaşadığım, en güzel diyebileceğim, en duygusal anları yaşadım diyebileceğim. Yani herhalde işte böyle oğlumun doğduğu günden sonra belki 2-3 diyebilirim. O denli önemli ve güzeldi, duygusaldı. Cenk'ten önce ben Kaya'ya bir pas atmak isterim. Kaya da oradaydı o gün. Şöyle, Noy Pazar hani benim için de tabii daha duygusal bir şeydi. Hani Boşnak kökenli bir aileden geliyorum. O pankartları açtığımızda orada gelinen cevaplar bizi çok mutlu ediciydi. Ferhat'ın bahsettiği gibi oraya gittiğimizde o bizi şey, yani ne olduğunu anlamadık biz. Birini mi bekliyorlar acaba? Konser mi var, düğün mü var, ne olduğunu anlamadık. Otobüsten indiğimizde herkes bize sarılıyordu. Orada İlke'nin bir tane söylediği söz var. Şimdi onu burada söylemek istemiyorum. O aramızda kalsın ama sonrasında hepimiz de bizi yani sanki annemiz babamız gibi kucakladılar bir anda. Şeyi unutamıyorum yani, insanlar, bir tane adam koluma girdi. 2.5 metre falan da adam herhalde. Ondan sonra böyle şey gibi, sanki özel korumanmış gibi atandı. Çok özel bir şeydi oraya gidişimiz. Sefa abinin geliş hikayesi, bir anda vazgeçmesi vardı. Evet, yani sorular içinde var bu arada, yani bir kısmı da Sefa Reis'le o esnada unutamadığınız bir an diye. Yani Sefa abiyi sen anlat istersen. Evet. İkna etme çabamız oldukça yoğundu. Ya biz savaş işte yani çıktık Anadolu yakasından şeye gideceğiz. Sonra Sefa abi ben gelmiyorum gibi bir şey söyledi ki oradakilerden Sefa abi hani sadece resimlerden vesaire biliyorlar. Hani hiçbir iletişimleri yoktu ama işte Fenerbahçe tribün lideri. Ondan sonra herkes Facebook'taki profil fotoğrafını Sefa abinin resmi yapmıştı. Ondan sonra Sefa abi
ben gelmiyorum dedi. Sonra biz havalimanına giderken bir anda Yeni Bosna'ya gittik. İşte Sefa abi evde ikna etmeye çalışıyoruz. Hani aynen. Abi bak gözünü seveyim işte hani herkes işte Ferhat'la Hakan abiler, Kadir abiler falan hani onların hepsi eve geldi. Gösteriyorlar abi gözünü seveyim gelmen lazım. Herkes seni bekliyor. Senin için orada hazırlanıyorlar vesaire diye. Ondan sonra zorla ikna etmiştik. Sonra zaten geldiğinde hani o da inanılmaz duygulanmıştı. Yani tarif edilemez bir şeydi. Çok eğlenceli zamanlar da geçirdik. İşte bir gece bize bir Yugo marka arabaya bindiler ilke bilir. Ondan sonra yani herhalde 60 model falan bir arabaydı. Arabanın üstünde biri gidiyor. Hani ne yaptığımızı bilmiyoruz. Yani çok eğlenceli zamanlar geçirmiştik gerçekten. Ve çok güzel dostluklar elde ettik. İşte Elvir abi vardı o zaman. Hani o bayağı aracı olmuştu. Fatih Sabah zaten sağ olsun her konuda o zaman bizle beraberdi. Ersan abi yani sanki kendi çocukları gibi kucakladı. Emir Rapoviç, diğer küçük Emir vesaire hani bizlerle gerçekten çok ilgilendiler. Çok özel bir şeydi. Benim de yani senin bahsettiğin gibi yani şu an mesela Ferhat anlatırken böyle tüylerim diken diken oluyor. Ve her aklıma geldi, her hatırladığımda da gerçekten çok duygulandığım bir hikayedir. Bunun da öncüsü olmak, hani böyle bir kardeşin adımını atmak da yani Sırbistan'da insanların dışladığı bir şehri sahiplenmek ve onlarla kardeş olmak bizler için ayrı bir gurur verici bir hikayeydi. İyi ki yaptık diyebiliyorum yani. Peki teşekkür ederim. Cenk seni eklemek istiyorum. Ya bizim hani tribün anlamında en büyük icraatımız ne deseniz herhalde Noyup Pazar dostluğu olur. Sağ olsun Fatih Sabaviç sayesinde biz Noyup Pazar'ın varlığından haberdar olduk. Tabii orada yaşayan bir Müslüman nüfus var ama hani onların yaşadıklarını açıkçası o bir partizan deplasmanına gidiyor Noyup Pazar tribünüyle ve maç çıkışında Belgrad sokaklarında gezerken yaşadığı tacizi vesaire anlattı. O röportajı okuduğumda bize çok dokunmuştu. Evet. Biz de hani onlara destek namında bir pankart açtık ama hani bunun bu kadar bir kartopu haline geleceğini açıkçası düşünmüyorduk. Sonra onlar bize bir cevap verdi. Hemen kontak büyüdü. Biz oraya gittik. Ama giderken bile hani o şekilde dediğin gibi karşıdan açacağımızı düşünmüyorduk. Kaya'nın dediği gibi Sefa abi aslında yani o da böyle bir dostum buralara kadar yükseleceğini ya da o kadar büyük bir ilgi olduğunu bilmediği için, tahmin edemediği için aslında gelip gelmemekte kararsızdı ama oradaki ilgi, alaka ve sevgiyi görünce o da iyi ki gelmişim dedi. Yani biz bile şaşırdık. Sefa abi adına besteler yapıldı, bağırılıyor. Evet. İşte bize işte o belediye binası önünde binlerce kişi karşılıyor vesaire. Hani hayatımızda hiçbir zaman yaşayamayacağımız bir tecrübe oldu. İyi ki de yapmışız. Gelemediğine pişman olan arkadaşlar var inşallah. Evet, ben de gidemediğime çok üzüldüm. Yani sonradan çok pişman oldum. İş yerinden izin alamamıştım. Daha sonradan sizleri orada gördükten sonra paylaşımlarınızı ve internette olsun her türlü mecrada böyle bir ilgiyi, alakayı görünce tabii çok duygulandık. Biz de kendimizi onlar İstanbul'a geldiği zaman tatmin ettik. Onlarla güzel anılar yaşadık. Biz de onlar kadar olamasa da biz de herhalde İstanbul'da onlara iyi misafirperverlik yapmışızdır. İnşallah bir daha gideriz Danimarka üzerinden. Aynen. İlke var mı sen ekleyeceğim şey? Şöyle iki güne çok gerçekten harika anlar sığdırdık. İşte Kaya'nın anlattıkları var, işte Cenk'in anlattıkları var. Anlatamayacaklarımız var. ama benim hiç hafızamdan hiç gitmeyen bir an var. Maçta yani maç başlamıştı. Maçta karşı tribün tekbir diye bağırıyor bütün tribün. Bizim bütün tribün Allahu Ekber diye bağırıyordu. Ben o anı hiçbir şekilde unutamıyorum. Yani böyle rüyalarıma giriyor. Evet abi çok unutulmaz bir dönemdi. Cenk'in dediği gibi bizim en büyük icraatlarımızdan biridir muhtemelen. İyi ki yapmışız, iyi ki gitmişiz. Evet. En son ayrılacağımız zaman Ersan abi vardı. Orada Torsi'de Sancak Tribün grubunun lideri. Çocuklarını getirdi. Bize teker teker fotoğraf çekildi. Ve yani en son biz otobüse bindiğimizde bizim arkamızdan ağlayarak el sallıyordu. Hani onu unutamam. Bir de havalimanına giderken stadın yanından geçtik. Kapıları açıktı. Ondan sonra içeri girdik. Sahanın içine girdik. Grubumuzun yaptığı tek yağma olabilir. Evet aynen öyle. Hani işte benzin yağması değil ama stat yağması yaptık. Ama içeride yani bu şey habersiz değildi tabii. İçeride kulüp görevlileri vardı. Biz odayı açtılar. Noyup Pazarı'nda 3-4 sene önce gidiyor. Sarı lacivert formalar falan varmış. Güzel bir yağma oldu diyebilirim. Ama haberli bir yağmaydı. Eyvallah peki. Çağrı. Öncelikle merhabalar. Benim ismim Çağrı Mülayim. Ben de bu gruba yaklaşık 2009-2010 sezonuyla birlikte katılma fırsatı buldum. Ve bu aile içinde olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Ve bu gururu
taşımamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu Novi Pazar olayıyla ilgili aslında. Yaşanmışlıklarla ilgili. Ben tabii ki bu Novi Pazar'a gidiş sürecinde dahil değildim ama şöyle bir anım oldu. Ben 2012 yılında büyüklerimiz gittikten bir sene sonra kadar ben Novi Pazar'a kendi başıma bir ziyaretim olmuştu. Üstümde Fenerbahçe forması vardı ve şehri dolaşıyordum. Stadın hemen karşısında hiç unutamıyorum o anı. Bir teyze evine buyur etti beni. Yemek verdi, kahve yaptı bana. İşte kendi ailesinden fotoğraflarını gösterdi. İşte buraya Fenerbahçeli, işte Türkiye'den Müslümanlar geldi diye onları anlattı. Birbirimizin dinini anlamıyoruz ama bir şekilde o anıları bana aktarmaya çalıştı ve çok duygulu anlardı. Daha sonrasında da adresimi aldı ve bana işte orayla ilgili bazı işte fotoğraflar vesaire gönderdi. Böyle bir mektup arkadaşlığımız olmuştu. Bu bende açıkçası bayağı iç dünyamda bayağı bir önemli bir yer tuttu diyebilirim. Ve oraya giden işte abilerimle en başta rahmetli Sefa abi olmak üzere gerçekten bizim için çok gurur verici hikayelerden bir tanesiydi diyebilirim. Peki, teşekkür ederiz. Devam ediyorum sorulara. Onur Bayramoğlu sormuş. Biz lise GFB'deyken 2008'de E blokta, sonraki 2 sene AB bloktaydık. O senelerdeki 1900'lü gençliğin mücadelesini ve duruşunu biliyoruz. Biraz o senelerde yaşanan zorluklardan bahsedebilir misiniz? Bugünkü şartlarla kıyasladığınızda genel olarak nasıl yorumlarsınız? Yine Cenk'ten başlayalım. Tabii E blokta olma süreci o zamanki yönetimde tabii ciddi anlamda ayrıştığımız konular var tünümüsel anlamda. Hani onlar tamamen hani bizim karşımızda konumlandırıyordu. Biz de Fenerbahçe'ye nasıl faydalı olabiliriz bağımında E blokta konumlandık. Ama burada tabii hepimiz E bloktan bu arada ciddi paralar ödeyerek kombine almamıza rağmen işte kolumuza bilekler takılmasından tutun farklı adamlar dışarıdan parayla tutulup hani tribünde kavga çıkarmaya kadar sağ olsun o zamanki yönetim bayağı bir sıkıntılar yaratmaya çalıştı bize. Hatta FETÖ operasyonuyla o zaman çok ismi tanınan bir spor şube müdürü o zamanlar ciddi anlamda bizle uğraşmıştı. Ama orada var olma mücadelesi bizim açımızdan çok değerli ve önemliydi. Hatta bir maç pankart yasağı vardı. İçeri pankart soktuk, evet. Pankartımızı açtık. GFB 1950 gençlik pankartını açtık. Sefa abiye çok ciddi zorluklar çıkardılar. Hani kombinesi olmasına rağmen içeri almaya çalıştı. Bunların hepsi o zamanki dönemde kayıt altına aldı vesaire. Sonra kazanan kim oldu? Tabii ki Fenerbahçe tribünü oldu. Yani tekrar o dönemlerle ilgili şunları söyleyebilirim. Boşuna çok zaman kaybedildi. Yani Fenerbahçe yönetimi o zaman belki kendi tribünüyle bu kadar didişmese, bu kadar uğraşmasa biz belki sağ sonuçları olarak da çok daha güzel başarılar elde edeceğiz. Tribün anlamında çok daha güzel şeylere imza atacaktık. Kaybolan birçok heba edilen yıl oldu. Ama Fenerbahçe tribünü her zaman dimdik ayakta. Hani biz hancıyız derler ya, eskiden böyle bir laf vardı. Evet. Hakikaten olduğumuz yerde dimdik devam ettik. Ya bu aslında tam böyle ekleme yapmak gerekirse bence Fenerbahçe Spor Kulübü işte şu an en başta konuştuk ki dış güçlere karşı şu an bir duruş gösterme evresindeyiz ya, işte karar alacağız vesaire. Hani bizimle uğraşanın sonunu geçmişte hani tecrübe ettik. Bence yine yakın zamanda edeceğiz. Fenerbahçe tribünle de uğraşan kendi başkanımız da olsa bir şekilde kaybeden uzun vadede de olsa onlar oluyor. Kazanan her zaman Fenerbahçe tribünü oluyor. Aslında bunu da eklemek lazım bence. Aydın, seni var mı? Ben Cenk'in her söylediğine katılıyorum. Evet, Fenerbahçe tribünü bir dönem varoluş mücadelesi verdi. Maalesef yine eski başkanımızdan kötü bahsedeceğim. Kendisi Fenerbahçe tribünleriyle çok uğraştı. Kardeşi kardeşe kırdırdı. Maça gelmeyen insanların yasak almasından tutun da Fenerbahçe birçok branşta sırf istifa diye bağırıldığı için seyircisiz maçlar oynamak zorunda kaldı. Hani bu bir tek Adolf Hitler'in aklına gelir. Fenerbahçe başkanı bunları yaptı ve senin dediğin gibi en son kaybeden yine Fenerbahçe başkanının kongreden nasıl ayrıldığını
seçimi kaybettiği zaman gördü. Aslında bunları öngörebilmesi gerekiyordu. Ben Sefa abinin o varoluş mücadelesinde çok zor ve kötü günler yaşadığını da biliyorum. Biz de aynı şekilde. Ve bu ne oldu? Fenerbahçe'ye yansıdı. Fenerbahçe belki o sene tribünleriyle, yönetimi diyelim daha doğrusu, tribünleriyle savaş halinde olmasaydı belki başka bir boyutta olacaktık. Ama bu işlerde yöneticilere buradan şunu söylemek istiyorum. Her zaman Fenerbahçe tribünlerinin ile yönetimin arasındaki ego savaşı değil de evet, Fenerbahçe tribünleri Fenerbahçe'ye zarar veriyorsa tabii ki müdahale olsunlar. Ama Fenerbahçe tribünlerini bir şekilde idare etmek gerekiyor. Ve bu işten kazanan Fenerbahçe Spor Kulübü olur. Çünkü Fenerbahçe'yi seven insanlar acı çektiği zaman tepkisini dile getiriyorsa buna biraz kulak verip onların neden bunu yaptığını anlamaya çalışmak bence Fenerbahçe'ye daha farklı bir boyuta taşır diye düşünüyorum. Cenk Demin'le de blok sürecinde çok yüksek meblağlarda biz bilet parası ödeyerek buradaki grup olarak, yani biz tam kadro E-Blok'taydık. Onun da altını çizmek gerekiyor. Kombinesi olan insanlar maça giremedi. Çoluğu çocuğuyla kapıda kaldı. Belki Fenerbahçe tribününe açılan o savaş döneminde arada birçok masum insan da zarar gördü. O insanlar da tabii tepkisini dile getirdi. Ama sonuçta bu olayın finaline bakıldığı zaman Fenerbahçeliliğinden de kimse bir şey kaybetmedi. Tribüncülüğünden de bir şey kaybetmedi. Kaybeden o dönemin, su aktı yolunu buldu diyelim. Kaybeden o dönemin yönetimi başkanı oldu. Kesinlikle. Dediğim gibi ben kötü anmak istiyorum dedin. Ki bence doğru, çünkü kötü bir insan. Yani bunu söylemekten ben gocunmuyorum. Çünkü gerçekten kötü bir insan. Yani davranış şekli olarak, kişilik olarak maalesef öyle. Ya biz bu arada şunu da kabul etmiyor değiliz. Evet, tesisleşme anlamında Fenerbahçe'ye çok büyük desteği olmuştur. Çok iyi kadrolar, çok iyi statlar, altyapılar, sponsorluklar. Allah razı olsun. Fenerbahçe'ye bir bardak su veren adamdan bile Allah razı olsun. Evet. Hani evet, kendisi Fenerbahçe için çok şey yapmıştır. Bunu kabul ediyoruz, inkar etmiyoruz. Kazandığımız başarılarda da diğer branşlarda hepsinde parmağı da vardır. Ama yani Fenerbahçe tribünlerine gelip Fenerbahçe'yi desteklemeye çalışan insanlarla savaş halinde olmak kimseye bir şey kazandırmaz. Bu bizim camiamız özelinde değil. Dünyada hiçbir camiaya bir şey kazandırmamıştır. Yani saydığın iyi şeyler onun kötü bir insan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Değiştirmiyor, evet. Buradan Fatih, o zamanlar sen de E-Blok sürecinde vardın. Evet abi, o E-Blok sürecinde bayağı bir sıkıntılı süreçti. 2008, yani 2007 aslında, 2008 sezonunun başında işte E-Blok'tan alınan kombineler, onun yan tarafında alınan D-Blok'tan, C-Blok'tan alınan, bizim grubumuzun tam kadroda olması ve Sefa abiyle beraber diğer alt grupların işte lise GFB giriyordu, üni GFB yan tarafımızda onlar giriyordu, semtlerden girenler falan, çok büyük sıkıntılar yaşamıştık. Dediğimiz gibi Aydın abi de bahsetti o konudan. Mesela maraton tribününde bir sıkıntı çıkıyordu veya bir tartışma, bir kavga çıkıyordu. Migros tribününde ceza alan arkadaşlarımız, abilerimiz olmuştu. Bayağı sıkıntılar yaşamıştık o dönemde. Ismarlama cezalar, işte E-Blo neredeyse gece kondu gibi duvar örülüp set örülüp sadece bir kapıdan bileklikle girilmeler. Sıkıntı büyüktü o zaman. Başkan dediği gibi, yani şimdi geçen de konuşmuştu Aziz Yıldırım. Ben Ali Koç'a söylediği laflardan dolayı da konuşmak istiyorum. 5 senedir ortalıkta yok. Her defasında konuşuyor. Hiçbir genel kurula gelmemiş, kongreye gelmemiş. Kendi döneminde onun klişe bir lafı vardı. Konuşursam yer yerinden oynar. Ama hiçbir zaman onun konuştuğunu, yerin yerinden oynattığını ben hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa söyleyebilir. Yani gereksiz yere şu an için Ali Koç'u eleştiriyor. Eğer çok eleştirmek istiyorsa bundan 2 sene önce seçildiğinde 2021 yılında kongreye de çağırdı Ali Koç. Gelmedi. Şimdi de bahaneler üretiyor. İşte beni aracılarla davet ettiler dünkü toplantıya falan. Ondan sonra çıkmış konuşuyor. İşte herkes kendi başının çaresine baksın. Ya Fenerbahçe sadece Ali Koç'a değil, Aziz Yıldırım'a da muhtaç değildi. Fenerbahçe kimseye muhtaç değildir. Her zaman kendi göbek bağını kendisi kesmiştir. Bu zamanda da keser. 2 sene sonra olur, 3 sene sonra olur, belki bir hafta sonra olur. Yani sadece Aziz Yıldırım'a değil, kimseye muhtaç değildir Fenerbahçe. Teşekkür ederim abi. Peki, biz teşekkür ederiz. Devam ediyorum. Sona doğru yaklaştık abi, arkadaşlar. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şöyle, o zamanlar özellikle 2006'dan sonra, yani 2006'dan belki 7-8 sene sonrası süreç içinde hukuksuzluğun, adaletsizliğin, hatta insan haklarının bile yerle bir edildiği gerçekten
çok fecaat seneler yaşadık. Yani düşünün ki hiç unutmuyorum işte o E blok, F blok zamanı. Kapının iç tarafındayız biz. Sefa abinin bir rahmetli reisimizin bir işte statlara giriş yasağı vardı. Ve mahkeme kararıyla o statta giriş yasağının kalktığı bir maç vardı. Trabzon maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Biz de içerideyiz ve o zamanlar az önce Cenk'in de bahsettiği spor şube müdürü ki kendisi şu an 168 yılda cezaevinde yatıyor FETÖ soruşturmasında. Ben elinde mahkeme kararı olmasına rağmen abinin ben mahkeme falan tanımam deyip içeri almamıştı. Yani o zamanlar gerçekten işte o adaletsizlik neymiş? İşte sen türbüncüsün, türbüncüye bakış açısı, insanların türbüncülere bakış açısını bu kötü yöne nasıl çekilir? O zamanlar biz onu gerçekten çok sıkıntılı şekilde yaşadık. Ve buradaki baş yönetmen de, bu işleri yöneten de maalesef ki kendi kulübümüzün başkanı Aziz Yıldırım'dı. Yani istiyorum şimdi Fenerbahçe camiasından tabii ki Aziz Yıldırım'a gönül veren insanlar da vardır. Hatta yeni tribüncü arkadaşlarımız bize belki Fenerbahçe'nin başkanından neden böyle bahsediyoruz diye anlamlandıramayan insanlar vardır. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz deplasmana beraber gittiğimiz, beraber aynı ekmeği paylaştığımız canımız kardeşlerimizle belli bir dönemde düşman olduk. Çünkü belli bir grup üyesiyken o grubun alternatifi üretilmeye çalışıp bence bu şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Bir grubun alternatifi oluşturup diğer grupla beraber çarpıştırdılar. Ve bu Fenerbahçe tribünün içinde insanlar birbirlerini bıçakladılar. Daha sonra bir grubun bilet alıp diğer grubun bilet alamadığı dönem oldu. Gerçi şimdi de öyle bir durum var. Ben ona da karşıyım. Ama yani bu Fenerbahçe tribünden çok şey götürdü. Hani bizim belki de Aziz Yıldırım'a olan sinirimiz, üzüntümüz ondan dolayı. Hani bizi herkesin anlayışla da karşılamasını beklemiyorum. Peki abi, devam ediyorum. Benim sorum Emir Bağdatlı'ya. Lise GFB'den 1900 Gençlik Ailesi'ne katılma hikayesi nasıl oldu? Neden, nasıl karar verildi? Uzun yıllar geçti. Aranızda o süreçte olup ayrılanlar vesaire derken tüm süreci anlatır ve şu an yeniden o kararı aldığınız güne dönerseniz rahmetli Sefa abinin evindeki o cevabınız tüm iştenlikle ne olurdu merak ediyorum. Teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz. Emir ne diyorsun? Abi şöyle cevaplayayım. Şimdi Erhan bu arada o süreçte benim yanımda olan, hatta az sonra anlatacağım hikayede de evde olan arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Hani soru böyle sanki ısmarlama gibi geliyor olabilir ama ben neyi neden sormak istediğini anladım. Biraz o minvalde cevap vermek istiyorum. Sene 2012 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bu 12 Mayıs olaylarından sonraydı. Ben Sefa abi o zamanlar lise GFB başkanlığı yapıyordum. Sürekli olarak abi ben hani orta sonunda başladım lise GFB'ye. Yani üniversite ikinci sınıfa geldim lise GFB'deyim. Hani artık genç arkadaşların önünü açmak gerekiyor. Müsaaden olursa hani ben hani siyasi dersleri affını istemek. İşte öyle müsaade istemiştim. Vermemişti. Hani 1-2 yıl boyunca böyle gitti. En son hiç haberim yok. Hani böyle bir görüşme buluşma olacağında. Sefa abi aradı bir gün. Dedi ki yani müsaitseniz eve gelin. Tamam abi dedik gittik. Biz eve girdiğimizde Cenk abi vardı. Ferhat abi vardı. Hani unuttuğum belki kişiler olabilir. Hafızam çok iyi değil. Benim yanımda da Erhan vardı. Sefa abi dedi ki işte abilerin artık bırakmak istiyordun. Artık oradan yoluna devam edersin dedi. O an telefonuma mesaj geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Cenk abiydi. Kardeşim hani vaktiniz varsa çıktıktan sonra aşağıda bizi biraz bekler misiniz demişti. Sefa abi tabii kırmak bizim haddimize değil. Tamam abi deyip biraz oturduktan sonra müsaade istemiştik. Evin önünde işte Cenk abileri biraz bekledik. Bir 10-15 dakika sonra onlar geldiğinde. İşte şey dedi Cenk abi, Ferhat abi. Ya Murat abi falan var mı? Tam hatırlayamıyorum ama. Hani biz bizimle olmanızı isteriz ama sadece Sefa abi söyledi diye gelecekseniz, gönlünüz olmayacaksa hani darılmaca, gücenmece yok. Nasıl isterseniz öyle hareket edin. Ama hani bizimle hareket etmenizden de hani biz mutlu oluruz demişti. Yani Sefa abi bunu boş yere söylemiyordur demişti. Biz ondan sonra biraz düşünmek için müsaade istedik. Çünkü ben tek başıma değildim. Benimle birlikte olan arkadaşlarım vardı. Bugün içimizde olan var. Oradan ayrılıp sonrasında işte ünlü GFB'de başkanlık yapan var. İşte farklı gruplarda devam eden arkadaşlar var. O kararı
verdiğimizden hani bir gün dahi olsun hiç pişman olmadım. Neden diyecek olursanız, bu sorunun geldiğini gördüm bu arada. Hani ısmarlama değil ama ne soru var diye baktım. Nasıl yanıt verebilirim diye düşündüm. Aklıma ilk şu geldi. Direkt geldiği gibi de aktarmak istiyorum. Amsterdam'da plasmanına gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ya Twitter'da ya YouTube'da bir yerde çok alakası zamanı izlerken gözüme bir yorum çarptı. Kimin yazdığını da hatırlamıyorum. Demişti ki hani ya metroya iniyorduk ya metrodan çıkıyorduk. Yani öyle bir görüntü. Kortej bitiyor en son biz varız. İşte herkes kendini göstermek için tribünün en önde olmanın mücadelesini verirken 1907 gençlik kortejinin en arkasında bir saldırı olursa arka taraf boş kalmasın diye bunu kolluyor demişti. Yani baktığınız zaman açık yüreklilikle söyleyeceğim biz böyle bir şey planlamadık. Yani en arkada gelelim de bir saldırı olursa orada duralım demedik ama bunu dememize gerek yoktu yani. Öyle bir bilinçteydik. Yani bu kendiliğinden gelişebilecek reaksiyonu sağlayabilecek bir grupta olmaktan neden bir an olsun hani pişmanlık duyulur ki? Onun haricinde hani her birinizi ayrıca anlattınız. Manevi anlamdaki birliktelikten ama tribündeki duruş anlamında ben bu grupta değilken maratonda verilen reaksiyonları hani yeri gelir Sefa abi şunu yapacaksınız dediğinde abi yok. Yani biz onu öyle yapmayalım çünkü onun doğrusu o değil. Yanıtını verebilecek hiçbir menfaat çıkar beklentisi olmadan tek aidiyeti Fenerbahçe'ye olan başka bir diğer grupların mutlaka emekleri tartışılmaz. Ama bu denli bir aidiyet duyacak. Hem grup üyeleri birbiri arasında abisi kardeşine, kardeşi abisine. Hem gönül verdiği renklere. Olacağını çok fazla düşünmediğim için hani kararım, fikrim iyi ki de öyle olmuş. İyi ki bu hale gelmişim. İyi ki bugün burada hani sizi izleyen bir misafir değil de işte 12 yıldır sizle beraber hareket eden kardeşiniz olarak oturuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Eyvallah kardeşim. Ağzına sağlık kardeşim. Devam ediyorum. Dediğim gibi sona yaklaştık. Hani soru soranları da hakkını yemek istemiyorum açıkçası. Sonuçta onlar da bir emek vermiş. Oraya gidip yazı yazmışlar. O yüzden son iki soru ve hatta yorum belki. Old School'dan Engin Mural sormuş. Arkadaşımız, kardeşimiz Yalı Şapkını izlemekten fırsat bulup herhalde yazmış. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. İlk sorum Emir'e olacak demiş. Aslında sanırım biraz önce çoğuna cevap verdin ama kendisinin başkanlık yaptığı Lise GFB'nin altın döneminde Sefa Veli unutamadığı bir anısını anlatabilir mi? Var mı ekleyeceğin farklı bir şey mi? Abi şöyle, hani ben 1907 gençlikle ilgili bir kısmı anlattım ama benim tribüne girişim 2005 yıllarının sonu. Yaşımı baz alacak olursak 12 yaşında aslında. Babamın omzunda da değil bu arada. Yoğurtçu Parkı'nda Lise GFB forumda toplanma yeri vardı, oraya gidiyorduk. Cihat'la Süleyman da başkan yanılmıyorsam. Üç maç falan gittik. Kimse yok Yoğurtçu Parkı'nda. Siirt spor maçı mı, Şanlıurfa spor maçı mı, Migros'ta bir maç. Koridorda Sefa abi gördüm. Dedim abi selamünaleyküm. Bu kadarım yani. Hani. Sefa abinin beni görmek için bayağı eğilmesi gerekiyor. Aleykümselam kardeşim dedi. O zaman yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Dadaş abi. Abi dedi bir konu var. Sefa abi şöyle bir dursana ya dedi. Burada dedi genç kardeşimle konuşuyorum. Konunun ne olduğunu bilmeden hani sırf benimle konuşması bölünmesin diye Mehmet abiye bir dur deyip buyur kardeşim dedi. Dedim abi ben Lise GFB'yle gelmek istiyorum. İşte forumda bakıyorum ediyorum. Buluşma yeri yazıyorlar. Ama gidiyorum hiç kimse yok falan dedim. Özgüvene bak yani. Hani. Çocuk yaşta. Dedi ki Ömer, hani Ömer abi. Ömer hemen dedi bu kardeşe numaranızı verin. Olur mu öyle saçma? Zaten onlar da gelmiyor falan dedi. İlk böyle tanıştık Sefa abiyle. Ondan sonra uzun yıllar ona kardeşlik yapma fırsatı buldum. Bu hayatında bana kârı bu olmuştur diyebilirim bu tribün anlamında. O kadar çok anım var ki yani sadece tanışma anısını anlatayım istedim. Altın çağ derken de biraz abartmış olabilir. Benden sonra çok daha iyi yere geldi Lise GFB. Hepsine de buradan selamlar. Yolları açık olsun inşallah. Eyvallah. Tekrar teşekkür ederiz. Son olarak Yune demiş ki gençlikteki abilere selam. Bizim şu an yapmaya çalıştığımız işleri zamanında bu işin hakkını verenler olarak yeni jenerasyonun yaptığı işleri eksik buldukları konular nelerdir? Birebir tanımayan yeni jenerasyon için güzel bir tecrübe fikir olabilir demiş. Cenk?
Ya bence her sene üstüne koya koya gidiyor kuluştaki alt gruplar. Hani ben geçmişten bugüne baktığımda işte GFB Europe, Devils, işte Boğaz Oligans, Lise GFB, bizim Migros'ta olduğumuz dönemden bugüne baktığımızda her sene üstüne koya koya devam ediyorlar. Çok kalabalıklar. İnsanları da bir şekilde kendi aralarına katıyorlar. Burada tabii şeyin de etkisi var. Özellikle yönetimlerin tarzında konuştuk. Şu anki mevcut yönetim de Fenerbahçe tribününe bir olumsuz bir bakış açısı yok. Onlar da önünü açıyor açıkçası. O yüzden ben hepsini çok başarılı buluyorum. Yolları açık olsun. Her sene üstüne koyacaklarından şüphem yok açıkçası. Beyler, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Tamam. Yani ben Yunay'a özelinde Cenk'in dediği gibi tüm genç kardeşlere hem alt grup olarak kendini adlandıran işte Devils, Boğaz Oliganları, Old School, Ünü GFB, Lise GFB hem de normal bir şekilde alt gruba dahil olmayan ve tribüne giden genç kardeşlerin hepsine imrenerek izlediğimizi söyleyebilirim. Yani maratondan biz onları izliyoruz veya deplasmanlardaki performanslarını veya işte televizyondan, sosyal medyadan amatör branşlardaki kovaladıkları maçlardaki aksiyonlarını, icraatlarını görüyoruz. Ben hepsini hayranlıkla izliyorum açıkçası. Yollar açık olsun. Belki şu söylenebilir. Hani pankart asmayla alakalı bir soru vardı. Hani biliyorum okul açık sette bir reklam panosu vesaire falan var ama hani görsellik açısından belki yönetimle konuşulup oradaki pankartların bir şekilde asılmasıyla alakalı bir çözüm bulunması lazım. Çünkü karşıdan bakınca reklam panosunun arkasına pankart asılsa bile orada reklam panosu gözüküyor. Bizim hani eski Migros'taki fotoğraflarda üst tarafta GFB, alt tarafta alt grupların pankartları. Tamam, o zaman hani reklam panoları yoktu ama bence bu şekilde bir şekilde oranın bir çözüm bulunması lazım. Çok daha görsel anlamda güzelleştirecektir belki o. Ya buna da belki işte dediğin gibi gençler ön ayak olur. Yani soruda eksik bulduğunuz taraflarımı sormuşlar ama ben çok eksik anlamda değil. Hani belki gelişime geliştirilmeye açık belki alanlar olabilir. Bunları da zaten yüz yüze oturup konuşuruz belki diyorum. Belki şu eklenebilir. Tabii jenerasyon farkı olduğu için biz de kendi dönemimizde durumun şartlarına göre hareket ediyorken tabii zaman ve teknoloji sürekli değişiyor. İnsanlar şimdi daha iyi kontak kurup daha iyi organizasyonlara, daha iyi işlere el atabiliyorlar. Tabii bizim başladığımız, en ateşli olduğumuz dönemde böyle 62-22 belası da yoktu. Biz belki biraz daha o dönemde özgür hareket edebiliyorken şimdi insanlar maalesef her olaya korkarak yaklaşıyorlar. Tabii jenerasyon farkının ve geçen dönemin bir hem iyi artıları oluyor hem kötü eksileri oluyor. Ama dediğin gibi çok iyi işler yapıyor. Biz de onları imrenerek izliyoruz. İyi ki varlar. Eyvallah. Arkadaşlar Sefa abi başlıca bazı sorudan içerisinde çokça andık ama böyle özel Sefa abiyle alakalı birebir bir anınız ve onunla alakalı söyleyeceğiniz neler vardır? Cenk, senden başlayalım. Ya anı çok. Sefa abiyle ilgili anılarımızı anlatmaya kalksak herhalde burada sabaha kadar konuşuruz. Benim asıl söylemek istediğim, biz 24 seneyi devirdik. 24 seneyi deviren bir grup olduysak bu Sefa abi sayesindedir. Çünkü o bizim önümüzü açtı. 24 sene önce biz grubu kurma fikriyle ona gittiğimizde o pekala buna karşı çıkabilirdi, istemeyebilirdi ya da farklı yaklaşabilirdi. Çünkü o zamanlar alt grup ya da tribünde grup kurmak çok alışa gelmiş bir şey değildi. Ama o her zaman bize destek oldu, her zaman bize çok yardımseverlik gösterdi, abilik yaptı. Zaman zaman farklı şekilde düşündüğümüz konular oldu. Yeri geldi biz hatalar yaptık, geldi bizim gönlümüzü aldı. Açıkçası bunlar bizim için çok değerliydi. Çok vizyonu geniş bir insandı. Hani boş zamanlarında biz Kızıl Toprak'ta derneğe gittiğimizde yabancı tribünlerin videolarını açar, seyrederdi, besteleri takip ederdi. Hakikaten 7/24 tribünü yaşayan bir insandı. Onun yerinde belki başkası olsa, alt gruplara izin vermese, farklı bir şekilde burada başka tribünlerde örneklerini görüyoruz, rakip tribünlerde. Çok demokratik bir ortam yaratıldıysa, herkes kendini rahatlıkla ifade edebiliyorsa bu tribünde, tamamen Sefa abi sayesindedir. Yani bu vesileyle onu da tekrar rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Aydın? Evet, Sefa abi iyi konuşmaya kalksak
ne senin programın yeter, ne bizim anılarımız biter. Sefa Bey'i, daha doğrusu Sefa Reis'i yaşama şansına erişmiş. Tribüncülü olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Benim özellikle bir anım dersen, bir PAOK deplasmanımız vardı bizim. Tabii insanların Schengen vizesi ayarlayıp zor deplasmana gittiği dönemde kısa sürede organize olduk ama bir otobüsü dolduramadık maalesef. İstanbul'dan 34 kişi gitmiştik. Yine GFB'den arkadaşımız Bulut, ona da selam olsun. O dönemde tabii en ateşli zamanlarımızdan bir tanesi. Bulut özel itişi yapıyordu o dönemde. Ona şey dedim ben işte, bir tane KKTC bayrağı yaptır. Bir tane 1453 İstanbul bayrağı yaptır. Bir de yeşil üç hilal yaptır dedi. Hatta o yeşil üç hilalin resmini koyarsın bu anıyı anlatırken. Cenk bana şey dedi, Aydın dedi, bak bunları Sefa abi görmesin dedi, şey yapar dedi. Sana dedi bak bir şey söyler, kalbin kırılır falan. Ya yok bir şey olmaz falan dedim. Cenk çaktırmadan Sefa abiye gitmiş. Abi Aydın'da bir bayraklar var, onlara bir bak demiş. Sefa beni yanına çağırdı. Ne bayrağı varmış Aydın, çıkart dedi. Ben çıkarttım, KKTC bayrağı. Oğlum manyak mısın, bu adamlar bunları tanımıyor falan filan dedi. Tamam abi dedim. Sonra 1453'ü falan böyle falan yaptı. Sonra yeşil üçleri gördü dedi, bunların hiçbirini açmıyorsun. Ben tabii o zaman gittim en arkaya, üzgün bir şekilde oturdum. Allah rahmet eylesin, o kadar da iyi kalpli bir insandı ki. Sonra yanıma geldi, bak Aydıncım dedi. Burada dedi geçen hafta Ajax'lılar geldi dedi. Ajax'ları dedi çok kötü dövdüler dedi. Burada dedi çok kötü olaylar oldu. Burası dedi yabancı bir ülke ve bize düşman bir ülke bunlar dedi. Ve biz de çok az gidiyoruz, kabul edersin ki. Abi dedim tamam. KKTC'yi tanımıyorlar, açmayalım abi dedim. 1453'e de yaraları var. Oradan ona da okey eledik. Abi dedim yeşil İslamiyet'in sembolü. Üç hilal dedim. Osmanlı'nın üç kıtaya hükmettiğini gösteren bir sembol ve biz dedim bu bayrağı açamayacak mıyız? Grand Britanya bayrağını açıyor. Hangi İngiliz tribünü olursa olsun her tarafta açıyor. Biz dedim bu bayrağı açamıyorsak gitmeye gerek yok falan dedim. Ona böyle bir sıcak geldi. Tamam dedi, sen bu bayrağı aç dedi. Ama dedi içeride dedi bir aksiyon olursa dedi hemen diyor kaldıracaksın bayrağı, tamam dedi. Biz tabii tumbaya girdik abi. Bir avuç Fenerbahçeli. Ben yeşil ülkeleri bir açtım. Tribünlerdeki duvarlar sallanmaya başladı. Hemen o takımı korumaya gelen, İstanbul'dan gelen emniyet müdürü bayrağı bizden almıştı. Öyle güzel bir anımız vardı. O da bana şey dedi. Ne oldu dedi, bak dedi. Şey yaptın mı dedi. Mutlu oldun mu dedi. Keyfin yerine geldi mi falan dedi. Öyle güzel bir anımız olmuştu. Ben şeyi ekleyeyim. PAOK deplasmanıyla alakalı. Biz tabii hepimiz yanında meşale getirdik. Meşaleleri bir şekilde içeri soktuk. Ama tabii Aydın dediği gibi bir önceki turda ayak serildiler. Kendi sahalarında da bir onlarla bir bir sıkıntılar olmuş. Ajax tribününde içeriden saldırmışlar. Tabii abilik refleksiyle tribün, biz de orada 50-100 kişiyiz, başımıza bir şey gelmemesi anlamında. Yani şunu yapmayın, bunu yapmayın vesaire falan. Benim de üzerimde şey vardı. Şöyle açmış göğsünü, burada Türk bayrağı gözüken tişört var vesaire. Biz aslında tamamen hani Yunanistan'ın deplasmanına gitme modundayız. Neyse tabii içeri meşaleleri soktuk ama hani bakın meşaleyi yakmayın, yine bak bir şey olur vesaire falan filan bilmem ne. O sırada tabii ilk yarı golü yedik 1-0. Abi dedik hani meşaleleri soktuk, hani bir şekilde hani kendimizi göstermemiz lazım. Takımın gol atması lazım, bir şekilde ambiyansı değişmesi lazım vesaire falan filan. Sonra tamam yakın dedi ve meşalelerin yanmasıyla beraber İstanbul'dan mesajlar gelmeye başladı. Tribün sizi gösterdi vesaire falan. Herhalde 50 kişi gittiysek 50 meşaleden fazla şey vardı, işaret fişekleri vesaire. O deplasmanda açıkçası abilik refleksiyle bunları gösterdi. Yoksa kendisi zamanında çok daha sert mücadeleleri yaşamış bir insan ama o Avrupa tribünlerini takip ettiği için açıkçası o şekilde bir refleks olmuştu yani. İlke? Ya düşünsene, öyle biri ki yürürken önünde, yani onun görüş açısında kadrajında olmaya çalışarak geçirdik yani bütün gençliğimizi. İşte derneğin önünde Kızıl Toprak'ta işte maç öncesi buluşmalarında işte çok kardeş şimdi Twitter'da yazıyor, görüyorum. Hepsi de haklıdır da, işte senin adını seslensin diye yani gözünün önünde olmaya çalışıyorduk. Yani çok işte en genç ilk reisi tanıdığımız zamanlardan bahsediyorum. Ya tabii anılar gerçekten çoktur. Ben şeyi hiç unutmuyorum. Cezaevinden çıkmıştı. Siz Silivri'deydiniz. Ben o zaman işte İzmit tarafında çalışıyordum. İşte emniyet şeridinden Yeni Bosna'ya gelmiştim yaklaşık 40 dakikada.
Akın'la beraber Yeni Bosna'da simitçimin önünde bekliyoruz ama bir yani hiçbir hareket yok. Sonra bir araba şöyle önümüzden geçerken durdu. Siyah bir jipti yanlış hatırlamıyorsam değil mi Akın? Arka kapıyı açtı bir anda reis. Yolun ortasında. Ben de simitçimden gazoz almışım. Elimde düşüyorum. Öyle bekliyoruz. Hani ortada hiçbir hareket yok ama ya bir ses gürültü yok hani reisin geldiğine dair. Herhalde onlar işte arabayla önden gazlayıp işte basıp gelmişler falan. Ondan sonra yolun ortasında bir anda durdu. Arka kapıyı açtı. Koşarak geldi. Sarıldı bana. Ondan sonra işte bir işte 30 saniye kadar sarıldı. Allah razı olsun. Döndü arabaya bindi işte. Oradan yukarı hastanenin orada oturduğumuz kafeye çıkmıştı. O anı hiç unutamıyorum. Bir de benim için çok özel. Ben nikah davetiyemi vermeye gittiğimde Yeni Bosna'ya. Kardeşim iki elim kanda olsa geleceğim dedi. Allah razı olsun. Benim nikahımın olduğu gün bizim tribünden yakın tanıdığımız iki kişinin daha nikahı vardı. Benim nikahıma da geldi. Yani bizde yani mübalağasız bize babalık yaptı. Yani Fenerbahçe tribünlerine babalık yaptı. Abilikten çok çok fazlasını yaptı. Ve senin bir önceki programlarından birinde Devils'ı konuk aldığım programda Mehmet Demir şey demişti. Cem için reisten çok almış demişti. Unutmuyorum. Reis de bize o kadar çok vermiş ki yani gerçekten say say bitmez, anlat anlat bitmez. Ben açıkçası çok özlüyorum. Yani hayatta daha çok özlediğim bir başka bir isim de gelmiyor aklıma yani. Bu kadar. Peki abi. Yani ben diğer programların çoğunda da benzer soruları sorduğum için zaman zaman belki kendime cevap vermişimdir. Ama böyle ufak toparlayacak olursam Cenk'in dediği şey çok değerli. Yani Fenerbahçe tribünlerinin bugün hala içinde bulunduğumuz gün birçok grubun olması, birçok grubun farklı fikirleri farklı şekilde dile getiriyor olması, farklı pankartlar asılıyor olması, farklı ürünler giyiyor olması bir rengarenk bir yelpaze ise bir yelpazenin birçok fonksiyonun, unsurunun olmasında ve bunların bir şekilde yani çok ufak tefek belki olaylar olabilir ama hani bir ahenk içerisinde devam etmesi anlamında Sefa Bey'in emeği, katkısı çok çok büyüktür Fenerbahçe tribünü bu anlamda. Ki zaten sadece Fenerbahçe tribünü değil, Türkiye'deki bütün tribünlerin saygısını, hatta Avrupa'da saygısını, sevgisini kazanmış bir insan. Ya benim de hepinizin olduğu gibi, herkesin birçok kişinin olduğu gibi çok anım var. İşte belki senin o biraz önce anlatmış olan Silivri'den yola çıkarak hani ben o 2013'ün sonuna doğru olan taraftar operasyonunda ki o günleri yaşayan birisi olarak tabii ki tamamen şanslı. Ben onunla organize şubede aynı koğuşta 2-3 gün kalma durumunda kaldım ve ilk de onunla kalmışız. Yani bir şanslı tabii ki asla şey değil. Ama o gün bile, o iki gün bile onunla bizim paylaştığımız özel konular, sohbetler, oradaki o sinirin, stresin beraber paylaşmak benim unutamadığım anlardan, günlerden biriydi diyebilirim. Bu şekilde de kapatabiliriz abi bu kısmı. Eklemek isteyen bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Peki programın sonuna geldik. Son Sadakat programının 19. bölümü böylelikle sonlanacak. Ayağınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Sizin de arkadaşlar hepiniz aynı şekilde. Çok teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ederiz. En son ben... en son belki şey ekleyebiliriz. Bu 24 senelik yolculuğumuzda bizle omuz omuz olan destek veren Fenerbahçe tribününün her ferdine teşekkür ediyoruz. Bu stüdyoda olmayan arkadaşlarımız var. Ömer Özkal, Murat Aydın, gruba emek vermiş bir sürü emekçi arkadaşımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Evet. Eksik olmasınlar, var olsunlar. Eyvallah, sağ olsunlar. Son Sadakat programının 19. bölümünün sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.